bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bu iş çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nikahlıya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Kardeşi ve yeğenini arayan abla. Kız kardeşim Cemile ve kızı Sultan Şentürk 12 Mart'tan bu tarafa kayıtlı. Onlarından endişe ediyorum. Şüphelerin yöneldiği abi. Bir kardeşim daha var İsa. Evi ziyaret etmeyeceğim diye bize tehdit ediyordu. Gerekiyorsa Cemile'yi kötü yola düşeceğini, benim karşıma geçip güleceğini dahi söylüyordu. Kardeşim bu kadar tehlikeli biri mi Şerife? Bizi bu kadar ağır şeyler söylediğine göre demek ki tehlikeli. Karşılıklı suçlamalar. O Şerife çok sinsi bir şeydir. Şerife kaybetmiştir. Senin attığın sesli mesajlar benim telefonumda olduğu gibi duruyor. Benim başımı da yakmaya çalışıyorsun. Ben o yüzden kaçtım senden. Hayatta mı? İsa Bey siz öldüreceğim dediniz mi Cemile'yi? Öldürüldü mü? Cemile hayattadır. Cemile yaşıyordur. Ben görüşmedim. Ben oraya gelmek istiyorum ya. Buyurun gelin. Benim alnım açık. Kayıp Cemile Karadavut'un iddiaların odağındaki abisi İsa Karadavut. Canlı yayında az sonra Müge Anlı'da. Öldürülen bir anne. Benim anneme bunu yapan zaten parasıyla altının için yaptı. Ben daha anamın imeğinde altın görmedim. Sen alıyormuşsun ya. Ben alıyorum. 2 çeyrek, 3 çeyrek. Buna vicdanın el veriyor mu senin? Kardeşlerinin hedefindeki evlat. Benim dolandırdığım para. Bir dakika ya. Benim dolandırdığım parayı anaya arıyorum da. Anamız babamız değil bizim kanımız. Yeter gayrı. Bize de bağlantıda. Bize de bağlanabilirler. Şüphe ve öfke. Baba seni öldürür dedi. Her ay dedi 10 milyar para yolla dedi. Bu yalan söylüyor. Para vermezsen işte eşine söyleriz. Ya niye yalan söylüyor be? Ya biz sus be. Sizin yüzünüzden oldu ne olduysa. Bir takım şeyler olmuş Müge Hanım. Ne gibi şeyler? Ergün Bey istersen benim sayemde dedi çok para kazanabilirsin. Ben seni eğer Tanrı bunu ben seni parçalamasam bir şey yapmadım emme. Parçalarsın. Hadi. Tövbe yarabbim. Ha. Asiye'nin bu işi yaptığını ve sakladığı söyleniliyor. Apo. Senin arkadaşın ya Asiye. Seni sinirlenmeyeyim ha. Ya ben mesela bu öfkelerden korkarım. 75 yaşındaki kadının katili kim? Az sonra Müge Anlı'da. Çiçeği burnunda kaçak gelin. 49 günlük gelinken takıları da alarak evden ayrılmış. Karısını ve kolyesini arayan damat. Şimdi sen buraya kolyen için mi geldin, karın için mi geldin? Ben hepsi için geldim. Annesinin sevgilisinin yanında mı? Evde de üvey babası aldı kızı. Onunla kaçıp gitti. Dicle ile irtibata geçtik. Bir yerde altınlar bekliyor dedi. Kandırdı mı? Kızının aralarında bir şey var mıydı? Hayır yok. Yoktu. Kandırıldı mı? Kız niye gitti sizce? Üvey babasının baskısıyla gitti bu. Siz de o açıklamayı merak ediyorsunuz evet, herhalde. Evet. Taze gelinle ilgili sıcak gelişme. Az sonra Müge Anlı'da. Hava almaya çıktı. Ne geri döndü, ne bir haber geldi. Kaybolduğu gün de evden her zaman gittiği markete doğru gitmek için çıkmış ancak bir daha geri dönmemiş. Bir babanın endişesi. Yine hava alayım dedi ama sürekli çıkıyor geliyor her zaman yaptığı şeydi. Bulur şimdi izleyicilerimiz onu bulalım ona bir sevgi izi de yaptıralım. İnşallah size de güzel haberi veririz merak İnşallah. Etmeyin. 14 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Şerife Balcı, kardeşi Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki yeğeni için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Kız kardeşinin kaybından diğer kardeşi İsa Karadavut'u sorumlu tutuyordu. Kız kardeşim Cemile ve kızı Sultan Şentürk 12 Mart'tan bu tarafa kayıp. Canlarından endişe ediyorum. Bir kardeşim daha var İsa. Evi ziyaret etmeyeceğim diye bize tehdit ediyordu. Gerekiyorsa Cemile'yi kötü yola düşeceğini, benim karşıma geçip güleceğini dahi söylüyordu. Kardeşim bu kadar tehlikeli biri mi Şerife? Aslında kendine zarar veriyordu ama bizi bu kadar ağır şeyler söylediğine göre demek ki tehlikeli. Cemile kaybolduktan sonra aradın mı? Ben bulamıyorum. Zaten ortada yok. Şerife Hanım'a göre İsa Karadavut'un kız kardeşleriyle ilgili derdi paraydı. En son amcamla konuşmuş. Ablama söyle evden hissemi vereyim, bana para versin. Ben çekip gideyim tamamen kaybolayım. Öyle diyerek
konuşuyordu. Suçladığı kardeşinin üfürükçülük yaptığını da iddia ediyordu. Annemle babam vefat ettikten sonra bu kadınla birlikte oluyor. Ondan hangi sonra kadınla? İzlediğim kadınla. Ondan sonra bu üfürükçülük şeyler başlıyor. Para işlerini kadın yönetiyordu. Bu da ha, yani bu Filiz diye İsa biriyle beraber oldu, sonra üfürükçülük yapmaya başladı. Evet. Madem parası pulu var, neden hala Cemile'nin oturduğu evinden hakkını istiyor? Kendi üzerine hiçbir şey yok. Üzerine hiçbir şey yatırmıyor. Hani benim üzerimde polisler arıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Her şey kadının üzerine. İddiaların odağındaki İsa Karadavut'un savunması ise kayıp kardeşini, ablasının kaybetmesi oldu. O Şerife çok sinsi bir şeydir. Şerife kaybetmiştir. Bana da uyuşturucu içiyor diye benim de şikayet etti, bilmem ne yaptı. Benim üstüme de iftiralar atıyor. O Şerife var ya Şerife. Yılanın başı o. Ben oraya gelmek istiyorum ya. Buyurun gelin. Benim alnım açık. Ben görüşmedim. Ben her zaman doğruyu söylerim. Senin attığın sesli mesajlar benim telefonumda olduğu gibi duruyor. Nerede? Hani sen ben var ya, sen yılanın başısın. Ben sen var ya. Sen çok sinsisin. Benim başımı da yakmaya çalışıyorsun. Ben o yüzden kaçtım senden. İsa Bey, siz öldüreceğim dediniz mi Cemile'yi? Cemile hayattadır. Cemile yaşıyordur. İnşallah. İsa Bey, bir de siz üfürükçülük yapıyormuşsunuz galiba. Sizin hani sonra karımı falan para alıyor diye Cemile'nin evine dayanmışlar. Evet, hırsız diye. Var mı öyle bir şeyler? Evet, ben üfürükçülük yapıyorum. Öyle nefesim kuvvetli ki kendimi bile uçurabiliyorum. Siz o zaman bir uçun gelin İstanbul'a. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Yaşındaki kızı Sultan'la 12 Mart Salı gününden bu yana kayıp. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Dün ne yazık ki Cemile ya da kızıyla ilgili hiçbir telefon alamadık. Kayıp olarak aranmaya devam ediyorlar. Ankara'dan kayboldular. Cemile'nin ablası Cemile'nin ve kızının kaybından abisini sorumlu tutuyor. Cemile'nin de biliyorsunuz eşi, yani Sultan'ın babası da stüdyomuzda. O da benzer şeyler düşünüyor. Eski kayınbiraderinin başlarına bir iş getirebileceğinden endişe ediyor. Ya da korkutup kaçırmış olabileceğini düşünüyorlar. Hayli enteresan bir durum. Dün biliyorsunuz İsa Bey'e bağlandığımızda İsa Bey de ben de aslında Şerife'den şüpheleniyorum. Çünkü Cemile'ye kredi çektirtmeye çalıştı. Bir de yanlarında bir tane arkadaşları var. Asıl ben de ablamdan şüpheleniyorum dedi. İsa Bey de kalktı geldi. Hoş geldiniz, buyurun. Ayrıca İsa Bey'le ilgili beraber olduğu kadından dolayı üfürükçülük yaptı. Ve üfürükçülük yaparken, buyurun, üfürükçülük yaparken dolandırdığı kişilerin de yine Cemile'nin kapısına dayandığı yönünde de iddiaları oldu Şerife Hanım'ın. Ondan da endişe ediyorlar. Acaba diyorlar İsa birbirlerine hani üfürükçülük yaparken, çünkü bir tane adam dayanmış, siz benim karımın parasını almışsınız, dolandırmışsınız diye Cemile'nin kapısına dayanmış. Bundan da endişe ediyorlar. İsa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani nasılsınız? Valla yani Cemile'yi bulursam daha iyi olacağım. Dün hiç bilgi alamadım. Cemile çıkacaktır. Biliyor musunuz nerede olduğunu? Ya sığınma evine gitmiştir. Sığınma evinde ya değil. Ya da halasının yanına gitmiştir. Onun. Kimin yanına? Halasının evinde halası. Yok. Hangi halası mı, teyzesi mi? 75 yaşında bir tane teyzesi hangi var halası? Ya. Hangi bilmiyorum, halasından bahsediyorsunuz? Bir tanesini bizimkiler buldu, yok, babam gir. Bende yok dedi. 75 bu, yaşında mı? Tanesi. Bilmiyorum, halası mı teyzesi? Emine halam diye bir hala var. Hı-hı. Onun yanına gitmiş olabilir. Nerede Emine tane halanız? Ankara'da ikamet geldiler kendisi. Tamam, dün arasaydınız bir Emine halanızı yayından sonra. Ben hiç kimseyle görüşmüyorum Ali'yle. Ya arkadaşım, şimdi görüşmeyiz şimdi, de. Şimdi burada çok önemli aradım, bir konu var kendisini. Ya yani. Ha? Ben aradım kendisini. Kızım görmüyor bebeği. Zaten arıyorlar ya. Ben anlatayım mı olayı? Buyurun, bu. Buyurun. Babam rahmetli olduğunda hastanede biz 2,5 saat konuştuk. Sabahın 6:30'da. Ben gece de hastanedeydim rahmetli olmanın. Hangi babamın, günden bahsediyoruz? Babamın vefat ettiği günden bahsediyoruz. Ne zaman babanızın vefatı, ben bilmiyorum 2021. Ki. 2021. Tamam hayatım, biz 2024'teyiz. Boş verin siz şimdi 3 yıl öncesini. Şimdi kayboldu yalar ya bunlar geçen ay. Haberim yok. Benim bundan bir
Ya bir hafta olmadı, oldu olmadı. Telefon geldi, jandarma aradı, başçavuşum dedi. Cemile'ye ulaşamıyoruz. Aynen böyle. Cemile'ye ulaşamıyoruz. Sultan'a dolaşamıyoruz. Babası sultanın sesini duymak istiyormuş dedi. Böyle bir aradı. Tamam. Ben dedim ki benim ne alakası yok ki, beni niye arıyorsunuz ki? Ben 12. aydan beri ne bir Cemile'yi aramışım, ne bir Şerife'yi aramışım, ne de herhangi bir akrabamı aramışım. İsa Bey, ben sizin aranızda ne geçti bilmiyorum ama şimdi kız kardeşiniz kayıpken mesela ben şahsi olarak... Ben o yüzden buraya geldim zaten. Ben Cemile'yi hayır tanımam etmem ama ben şimdi Cemile ve kızı için endişeleniyorum Müge olarak. Çünkü sonuçta insan ya. Ben zaten hani şu anda Cemile'yi... Hani kedi için endişeleniyorsun, kuş için de siz mesela endişelenmiyor musunuz? Ben şu anda Cemile'yle sultan için buraya geldim. Nerede olduğu piyasaya çıksın ben abisi olarak arkasındayım. Anladım. Zaten çıktığında da onu hastaneye götüreceğim. Vasisi olarak kendimi tayin etmek için elimden ne geliyorsa da yapacağım. Vasiliği yapamadılar. Cemile hasta bir insandır. Küçükken ateşli hastalık geçirdi. 96 doğumlu benim kardeşim. 2001 yılında mutfak şofben gazından annem babam Cemile zehirlendi. Eve bir girdim. Üçü birden yerde yatıyordu. Hı. Babamla annemi dışarı çıkardım. Onlar kendilerini hafiften toparlamaya başlayınca Cemile'yi kucağıma aldım. Tam 8 kilometre koştum. Ankara Onkoloji Hastanesi'ne gittim. Hiç otostop çekiyorum, kimse yolda almadı. Cemile kucağımda. Ben nasıl bir zarar verebilirim ben, öz kardeşime? Böyle bir düşünen bir zihniyet olamaz. Daha söyleyecek yerim de var şimdi. Şimdi ben... Doğru mu Şerife Hanım? Ne açıdan doğru mu hocam? Ben söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Anlattıkları doğru mu? Benim... Bir kısmını, o zehirlenme olayını biliyorum ama hani koştu mu koşmadı mı ama yani abilik olarak hiçbir şey yapmadı. Genelde bak zararlı demiyorum kardeşime. Şimdi ben mi konuşacağım, bu mu zararlı konuşacağım? Zararlı demiyorum kardeşime ama. İkiniz de konuşacaksınız. Burası monolog. Onun kendine ediyorum. Yaptığı, verdiği zararlar açısından biz de zarar görüyoruz. Hayır, diyor ki ben kardeşime niye zarar vereyim diyor. Diyorum ki zaten 10 gün önce, kaybolmadan 10 gün önce ben kendim konuştum. Kiminle? Cemile'yle. Hı hı. Abla dedi, kapılara camlara vuruyorlar. Bir araba geliyor dedi. Kapıya cama vuruyorlar, beni tehdit ediyorlar. Ablanı öldüreceğiz, seni öldüreceğiz. Abin çıksın ortaya, abim benim karımı dolandırmış, dolandırdı. Paralarımı aldı. Yazıyor, abin çıksın yazıyor. Ortaya, size bu evi yedirmeyeceğiz, dar edeceğiz. Yazıyor. İkinizi de öldüreceğiz şöyle dedi. Şöyle söyleyeyim, evi yedirmeyeceğiz diyorlar ya. Tek bir kelime söyleyeceğim. Cemile'den ablası niye 18 ay boyunca 1 milyar, 1 milyar para almış? Sorabilir misiniz? Madem 18 öyle. 18 ay boyunca almadım hocam. Neden onun almış bu parayı, neden almış? Ablalık diyor ya, bana abilik var. 1 milyon, 1 milyon dediniz, 1000 lira mı? 1000 evet, lira, 1000 lira. 1000 lira, 1000 lira. Neden bu parayı almış? Neden ben abi? Ben abimi suçluyor ya benim ha. Cemile'den. Ya ben şu anda Samsun'da kirada oturuyorum. Allah aşkına mantıklı bir insan olarak hepiniz düşünün burada. Ben 5 odalı evde, babamın evinde... Boşanmış gelmiş kardeşime diyemez miyim? Kardeşim sen şu oda otur. Şurada da biz oturacağız. Sabah. Ben niye kira veriyorum? Ya kardeşim sen annemden babandan emekli maaş alıyorsun. Sen iyi kötü geçinirsin. Aha bu evde senin ölene kadar... Senin kullandığın madde yüzünden o kızın almıyorum. Yanına yaklaşamazsın. Ya sen mi veriyorsun benim paramı? Para vermek önemli değil. O kızın evine yaklaşamazsın. O kızın yanına yaklaşamazsın. Böyle o yaptığı için zaten sürece, komşusu 30 milyar devir. O maddeyi kullanıp da yanına geldiğin insanlar, o eve getirdiğin insanlar... Lütfen o ya ben konuşuyorum. Beni dinleyin. Ben anlatayım. İsa Bey bakın şimdi sen 4 yıl evvelsini konuşmanın bize bir faydası yok ya. Diyor ki 10 gün evvel kız kardeşimin camı vuruluyormuş, kapısı vuruluyormuş. Yalan. Ha? Yalan. Siz üfürükçülük yapıyor muydunuz o Filiz'le beraber? Hayır ben... Kombi beyaz eşya teknisyeniyim. Ha? Kombi beyaz eşya teknisyeniyim ben. Kombi beyaz eşya teknisyeniyim. İlk başta öyle, öyle yaptı. Anladım. Evet. İlk başta tamam. Sonra bu Filiz Hanım'la tanıştıktan sonra? Yok onunla da bayağı bir öyle yaptı. Öyle bir şey yok. Filiz Hanım ne iş yapıyordu? Medyumluk yapıyor kendisi. Evet. Medyum mu? Hayır. Evet medyumluk yapıyor. İkisi de. Ha bak kötü diyemem. Ya şu anda konumuz bizim kardeşiz. Ben kardeşim için geldim. Benim ne iş yaptığım ama bunların yüzünden değil. Buldu bu bela. Kardeşinizin bu sözüm ona işte medyumluk, üfürükçülükten dolayı birilerinin alakası parası yok. Gittiği için sizin de evinizin orası olduğu bilindiği kameralar için başına bir iş getirildiğini yani düşünüyorum. Kameralar var. Evin önünde de mobese kamerası var. Evin etrafında da kameralar incelensin. Ben şunu anlayamıyorum İsa Bey. Şimdi Şerife Hanım sizin düşmanınız ne ki? Sonuçta sizin düşmanım ablanız. Efendim. O bakın şurayı bir anlayabilirseniz lütfen. Şurayı bir anlayabilirseniz lütfen. Babamın öldüğü, ben anlatmaya çalışıyorum ama siz niye 2020 yılına gidiyorsunuz diyorsunuz. Hmm. 2021'e. Öldüğü gün. Hmm. Babam ölmeden önce bana dedi ki 9 tane küçük altın var kasada. İsa. Başıma bir şey gelirse, ölür kalırsam. Cenaze masrafları, mezar yeri parası olarak kullanırsın dedi. Kaç lira, harcadın? Ne harcadın sorarım ne kadar acıklı sana. Değil mi? Ne harcadın sorarım ne kadar sana. Acıklı değil mi? Bir erkek olarak kaç yaşındaki babanızın size
böyle kefen parası tabiriyle evet. para vermesi. Yani bir erkek babamı olarak babanıza şunu diyemediniz mi baba? Gitti hocam. Ben koskoca delikanlıyım ya, ben seni gömemezdim. Bana annem böyle bir şey söylese ben atayım kendimi bir yerden. Kendimi gömdüm zaten. Ellerimle yıkadım. Parasını 9 çeyreği kime verirse bakkal Hasan Efendi'nin karısı da gömer yani. O değil ki. Siz ben evlatsınız ya. Ben değilim ki. 9 çeyrek. Ne oldu 9 çeyrek aldınız yani. Mı? Hayır. Nerede durdun? Ne oldu 9 çeyrek? Geldiğimde kasa boştu. Babamın yüzü. Babam ben kendi elbisemi almadım Müge Hanım. Kendi şahsi elbisemi almış, tişörtümü almış insan Allah'ım değilim o evde. Allah sen koru yarabbim. Ha. Ben kim kendi almış çeyrek altınları? Kasayı kim açtıysa Şerife'yle o. Şerife almıştı. Babam yüzü benim nerede? Benim elhamdülillah ihtiyacım yok hocam. Benim ihtiyacın yok da kardeşinden niye alıyordun aylık 18 ay boyunca benden bu araba para, arabayı lira. Satalım, arabayı satalım deyip de vekaletname istedin de genel niye vekaletname istiyorum? İstiyor senin benden. Senin pisliğini temizlemek için arabasının senin pisliğini baba annemin üzerine yapıp bırakıp gittiğin o araba şu anda otoparkta duruyor. Benim onun haberim parasını yok. Benim oradan da bile. Emekli malın peşine kim ben. Düşmüş? Kendi ağzıyla söylüyor ya Allah aşkına. Malın peşine kim düşmüş? Benim ihtiyacım yok malı. Evimde var. Nasıl ihtiyacın yok da sen o arabaların peşine düştün o arabanın şey aldın? He? Arabalardan kurtulalım diye peşine geç o işi ya. Senin malın peşine düşmüşsün sen ya. Için. Senin dinin imanın para olmuş. Tabii geç. Ki. O yüzden. Geç. Evim var elhamdülillah. Arabam da var elhamdülillah. He, neyle aldın? Kimseye ihtiyacım yok. Alın terimle. Yok eşim ya. Gözleri görmeyerek çalıştı. Nerede çalıştı? Kazandı. Ne demek nerede çalıştı? Nerede çalıştı? Evde oturarak. Hangi bir gün senin kocan şöyle bir adım atıp da Sincan Belediyesi'nin içine girip de selamünaleyküm de. Senin kocan senden evlendi. Çıksın. Senden Sincan evlendi. Belediyesi çıksın. Nereye çıkıyorsa Yenikent İki Belediyesi sene boyunca çıksın. Yenikent Belediyesi'nde özürlü kadrosunda çalıştı. Ondan sonra evden adımını atmadı. Ya bunlar değil ki konumuz ya. Benim konum Cemile ya. Sultan ya. Aynen. Sensin konumuz öyle değilse konumuz sen Cemile. Benim konum Cemile saçma sapan şeylerle. Malın mülkün peşine düşen bu ya. Evin derdine düşmüş. Ben genel vekaletnameyi vermedim diye bana etmedi iftira kalmadı. Ben 12. ayda Cemile yengesini arayıp da yenge başıma iş getirdi komşu 30 milyar kredi çekti. Ben bu krediyi ben nasıl ödeyeceğim deyince ben apar topar Samsun'dan nasıl gittim? O kadını aradım. Dedim ki 30 bin lirayı sabahleyin çabuk buraya getir. Cemile vermişler. Çektiriyor. Çektiren bu da zaten. Bu buna zaten şivanın başı ya. Bu. Yula, büyük oğluyla buna vermişler paralayı. Bak büyük neler dönüyor neler. Aldım. Kim burada bizi abilerin kullanarak ben mi kötü olmuşum ya? Aldım, bir günden bir güne rahatsız etmemişim. Peşine koşmuşum. Cemile'nin kullandığı telefonu da ben aldım. Şu anki kullandığı elimde telefonu. Elimde duruyor zaten onu ödediğim. Onunla birlikte gittim. Ödediğim neyi ödedin? Kardeşine gidip. Estağfurullah. Cemile bulunsun da lütfen bir bağlansın. Ben abisi yani. Olarak hayli arkasındayım. Ama böyle iftiralara ben benim gelemem. Benim anladığım kadarıyla Cemile'nin arkasında hiç kimse olmamış aslında. Ben olmaya çalıştım da bana kadesi yükletmiş. Abin geldiğinde evden uzaklaştı. Niye? Cemile'den imzayı alacak da evden de evinde evde üstüne geçirecek. Nerede? Safiye vardı. Safiye ne yaptın? Yuttum. Gelmiyor. Yutar çünkü niye? Burada Safiye ile konuşuyor. Yılındayım. Ankara'da Meral ile konuşuyor. Meral kim? Rahmetli abimin eski kırığı. Bak bak. Ben daha yani neler çıkarayım? Dökeyim ortaya. Ben boşanmışım karımdan. Bilirsin. Benim anlamam. Ayrılmışım. Benle değil de. Lan benim boşandığım karıyla görüşüyorsun sen. Sen önce bir kendi kardeşini ara. Böyle bir insan. Kendini anlatıyor. Ben böyle bir insanım ya deliyim. Benim lakabım Deli İsa. Ben gerçekleri anlatınca deli oluyor. Şeker kendini hastası anlatıyor. Oldum. Ben 2018'de Ankara'yı terk ettim. Bunların, bu akrabaları yüzünden. Hepsi mi kötüydü? Hepsi de kötüydü. Niye biliyor musunuz? Parayı verirsen, menfaati çıkar olursa herkes iyi. Elhamdülillah. Ben buraya gelmek için 2000 lira para aldım. Haram lokma geçmedi boğazımdan. Ben kimsenin niye? Kuruşunu da gözümde. Cemile ile Sultan ortaya çıktı. Kaç yaşındasınız? 12. ayda. Ben kaç yaşındasınız? 39 yaşındayım. Daha çok gençsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok küçük yaşta bulaştı bu suçluya zaten. 12. ayda. Sizi yasaklı madde mi? Siz kendinize deli dediğiniz için söylüyorum sizi delirtti. Ağzıma bir tane pastil atacağım da. Ha? Şekerim düştü. Tamam al. Sizi o mu böyle biraz çıldırtıyor? 12. pardon 1. ayda Ankara'ya geldim. Hiç kimsenin haberi yok. İsa Bey durun şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Siz kardeşinizin başına ne geldiğini düşünüyorsunuz? Söylüyorum işte. Ankara'ya geldim. Demet Evler Parkı'nın karşısında bir postane var. PTT. Şubesi. Oraya geçtim. Bankoda sıra bekliyorum. Hiç tanımadım ben neresi zaten. Ne lazım o ara ben duruyorum. Şöylece ne bir karaltı dolandı.
Dayı, 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 dayı diye. Bir baktım Sultan. Beni görmedin Sultanlar. Geç. Niye? Cemile yok ortada. Ha. Hani olur da gene beni görürler. La polis arayayım. Kades yük gitmiş ya ablası İsa'yı görür görmez hani kadese bas. Ben sanki katilim onu bunu öldürüyorum bilmiyorum. Ne yapıyorum ya? Dedim gör geç. Ondan sonra baktım kadın orada Cemile işte annemin babamın emekli maaşını çekiyor. Annemin babamın emekli maaşını çekiyor. Cemile'nin üzerine yatan parayı çekiyor. Kim? Komşusu emanet ettiği kişi. O kredi çeken var ya. Artık Cemile'ye bana bir dün ara diyor ki İsa kardeşim Cemile'nin üzerine 400 bin liralık altın zihnet eşyası alınıyor Demet Evler 12. caddede kuyumcudan ve bono düzenlenmiş. Bir dakika bir oturur musunuz? Bir dakika şimdi bu Cemile'nin üzerine bunlar kredi nasıl oluyor? Çekiliyor. Cemile'nin üzerine altın falan mı alınıyor? Bu çocuğun bu kızın neden kaçtığını bulmamız lazım ya. Sonuçta eğer bilmiyorum geçirdiği rahatsızlık onun yaşamını engelleyecek kadar bir problem yarattı mı yaratmadı mı biz onu bilemeyiz öyle de. Öyle olsa internet bankacılığından elektrik faturasını veya internet bankacılığından Cemile ne iş yapıyor? Her şeyi hiçbir şey yapmıyor. Ev hanım. Cemile. Ev hanım İnternetten nasıl geçiniyor? Faturalarını yatırabilir mi annem? Nasıl geçiniyor? Ya eve gittim. Buzdolabını bir açtım. 5 kilo komşusu beyaz peynir almış. Hepsi de küflenmiş. Kaldırdım attım çöpe. Bir ay boyunca bunu yiyeceksin demiş. Lan hayvan bile bir... Ben hayvan besliyorum Müge Hanım. Bakın. Benim köpüşlerim var. Bırak ne besliyorsun? Hayır. Köpüşlerim var. Ay enişte. Çok güzel maşallah. Tavuk alırım ben bunlara günlük 2-3 kilo. Haşlarım güzelce yediririm ben. Ben hayvan besliyorum. Ben evimde 4 tane oldular şimdi. Maşallah. Yavrular da oldu. Ben bunları besliyorum. Cemile'ye baktım böyle. Yazık günah dedim ya. Kaldırdım attım götürdüm evin orada. 12. ayda geldiğimde. Ben kötüyüm ya. Cemile'nin 500 milyon lira harçlık koydum. Akli... 400 milyon lira da sultana verdim. Tamam çok yalnız. Cemile'nin akli bir problemi var mı? Cemile küçükken ateşli hastalık geçirdi. Tamam ateşli hastalık geçirmiş ama beyinde... evlenmiş, barklanmış, çocuğu olmuş. Bak evde oturuyor. Zehirli sal falan yaptı da bu beyinde bir... Bu zehirlenmeden dolayı beyninde... Tamam hiç kimse çok normal geriye... değil zaten de... Hocam geriye... dikkat eksikliği, hiperaktivite vardı. Hiperaktivite evet, var. Evet sadece dikkat eksikliği hayır. Ve hiperaktivite hayır, vardı. Hayır hocam. Hayır. Bunun raporu da var. Sen kocası olarak söyle. Ben kocası olarak söyleyeyim. He. Cemile hiçbir şey olmamış olayı... Senaryo gibi yazar. Senaryo gibi size... yazar kendi kafasında yazar işte oyna. İnsanın evine 8.30-9 gibi hırsız giyer mi? Bak ben dış cepheciyim, alüminyumcuyum. Bir kapı kilitlendiği zaman kapının elbet bir tarafına zarar veriyorum. Tabii. Bakkala gittim geldim. Bakkala benim evim arasında benim Gazi Töbe yolundaki evi bilesin. Evet. 10 dakika. Ulan bir geldim ki kapı açık. Allah Allah dedim. Koydu orada yatıyor. Başına bir bıçak koymuş. Altın akça böyle başında. Dedim ne oluyor? Hani bizi de işte öğrettiler. Bir şey olursa dediler nabzına bak. Hani boynuna bak. Lan dedim kendine bir şey mi yaptı? Cık. Hayırdır dedim. Ne oldu? Eve hırsız girdi dedi. Lan ne güzel hırsızmış dedim bu. Çocuğa bir şey yapmıyor. Altınını bir şey almıyor. Hı. Evi dağıtmıyor. Kapıya dedim hiç zarar vermiyor. Ne almış? Yalan. Cemile dedim. Kendisi yazıyor çiziyor. Bir saniye abiciğim. Tamam, bir saniye. Ben söyleyeceğim. Dakika, önemli olan o değil şimdi. Sen ta nerelere gittin? Dur. Ondan o senin sonra... evliliğindeki olan şey. Senin de hatan var. Dur şimdi. Onun nerede hatası? O bence biraz sizden yana döndü. Şerife ile geldi ama. Benden yana dönmesi öyle önemli işte. Değil. Cemile'den ben burada... Bak. Kardeşimin yanına yanayım. Şey yaptım böyle. Ben burada haktan yanayım. Neyse onu çok söylüyorum. Ben neyse o. Bak şimdi benim için önemli olan şey şu. Kuyumcudan aldım. 400 bin liralık altın alınmış. Sonradan duydum ben. 400 bin liralık altın alınıyor. Kim aldırmış bunu? Komşusu. Adı ne? Şefika mıdır? Bunun çok güvendiği arkadaşı var ya işte Şefika, emanet ettiği kim kardeşini. Kim adı? Komşusu Şefika karşı komşusu emanet etti diyor da ben Umre'ye giderken... Ne Umre'ye giderken? Göz ama, kulak ama ol bakın, dediğim bu konu çok dağılıyor. Bende hiç valla dikkat eksikliği yok. Ben gayet ama ben bir noktada kalıyorum yani. Ben de nokta nokta giderim. Somut delille tamam. Giderim. Şimdi 400 bin liralık bu kadına altın senedi mi imzalatılmış? Bunu evet. Bilmiyorum. Ne zaman? Bunu yeni, birinci ayda. E tamam işte biz de şimdi kaçıncı aydayız işte bu kadın da Mart'ta kaçtığına göre bu senetlerden dolayı mı kaçtı? Şefika Hanım bağlan mı bize? Bunu niye bilmiyorum ki telefonu. He. Birisiyle konuştuğunu duydum. Şefika, bunu da yeni duydum. Bunun altın olayını da yeni duydum. Şefika Hanım tutuyor. Cemile'yi tehdit ediyor. Ne diye? 3-5 tane adamlarla konuşuyorlarmış. 55-60 yaşlarında. Konuşturmuş, tanıştırmış. İşte şu olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur diye. Evlenmek için mi? Evlendirmek için. Ben bunu duydum da abicim. Bak Cemile'yi ben karşıma aldım. Hı. Evlenebilirsin.
Ama güzel bir evlilik yaptın. Ben ta İstanbul'dan beni aradılar, ben burada çalışıyordum. Cemile kaç yaşındaydı? 28. 28 yaşında 50-60 yaşında insanları mı buluyorlarmış evlenmek için? Evet, Şevika buluyor. Cemile evlenirken hayır, ne bu oldu? Gerçekten bir dakika durun ya. Bu gerçekten evlenmek için mi yoksa bu evlilik vaadiyle dolandırılmak için falan gene mı? Gene bilmiyorum işte ne iş yapıyor. Beni yaklaştırmıyorlar ki eve. Abisi olarak uzak tutuyorlar. Ama sen evde ne yapıyorsun da Seyhan gelince kadese basmak istiyor? Bir dövdün mü? Bir eve uyuşturucu kullanmak için insanları çağırıyor. Eve arkadaşları geliyor eve ve yakınlar. Benim evet. Bunu uzaklaştırmak istememin sebebi bu hocam. Yoksa benim kardeşimden bir sıkıntım yok. İşte bak sen böyle eğer arkadaşları yok, falan topluyorsan istemezler tabii. Yok, benim yok. Konuşuyorum. Ama her bunun var büyük kan sorun. Testi, taş testi verebilirim. E içtim dedin yıllar. Sen dün demedin mi? İçtim dedin dün, içtim demedin mi dün? Geçmişte. Geçmişte ha. Ne kadar geçmişte? 27 yaşlarda, 21 yaşlarda. Bir sene öncesinde yaşlarda. Benim evimde salçanın içine saklayarak götürdü Samsun'a. Bir sene öncesi benim evimde salçanın içine saklayarak götürdü. Bayram. Benim Ecel evimden almış, koydu götürdü. Yanında Filiz de vardı. Sırf belli olmasın diye salçanın içine gömdüler, sakladılar beraber. Ne götürmüşüm onu da söyleyeyim. Vallahi bir ottu. Bilmiyorum ne götürdüğünü. Zamanında, ben ot evet, diye biliyorum. Yasaklı madde kullandım. Geçen sene diyor. Aynen. Bir sene oldu olmadı. Az önce de benim öldürdüğümü söylüyordu Cemile'yi. Ben öldürdüm demedim. Benim para göz olduğumu söylüyordu. Senin sebebin oldu. Sen sebebi. Sen ya muhakkak senden. Bu bir şey çıkacak. Biliyor ki böyle konuşuyor. Muhakkak senden çıkacak. O kızın kapısına vurdurduğun. Bak, bir şey konuşuyor ki. Evet. Biliyor ki böyle mesajlarda konuşuyor. Mesajlarda diyorsun ki her gün kapıyı camı taşlatacağım. Şerife'nin karşısına geçip güleceğim. Şerife'yi öldüreceğim. Seni öldüreceğim. O evi sana yar etmeyeceğim Cemile. Her gün o kapıyı hala pencereyi taşlatacağım diye. O evde sensin. Şöyle söyleyeyim mi? Benim evde gözüm silahlı yok. Kuvvetlerine benim evimde var. Barkımda var elhamdülillah. Bana bir şey olursa. Sizin çocuğunuz var mı? Var. Tamam zaten. Var hocam hakkınız... hiç atlarını bilmez. Çocukları çıksın yayına. Ha çocukları da birden fazla mı? Var iki tane i̇ki oğlu tane var. Bil ki adını biliyor mu çocukların? Hayır yani silahlı kuvvetlere bağışlamanıza gerek yok. İstiyorsanız evet. Gene bağışlayın. Yok, zaten yok, çocuklarına sizin vermez. Mirasınız çocuklara kalacak. Vermez. Şerife'ye değil ki. Evet. Vermez çocuklar. Ya niye bu miras hukuku falan konusunda hiç bilgi sahibi değil misiniz? Yani bunu... Ya şöyle söyleyeyim. Miras hani ölüm hak, miras helaldir ya. He. Ben, biz dört kardeşiz. Hı. Rahmetli abim var. Tamam. Oğlu bir tane. Bir de eşi burada, yenge. Hı. Sen bunun peşine takıldın ya. Geldin de seni piyon olarak kullanıyor. Ben sana çok üzüldüm. Üzülüyorum bak Safiye. Niye? Buraya çıkmanla. Yazık, yazık. Çok acıyorum ya. Sen bu... Kukla oynatıcısının karşısına çıktı. Yapma ben sana çok üzüldüm. Emirhan'da. Niye? Sizi kullanıyor işte. Saflığınızdan yararlanıyor. Sen çok saf temiz bir insansın. Ben her zaman seni seviyorum ve saygı duyuyorum. Rahmetli Kadir de varken aynı şekilde söyledim ve kızdım. Tasvip etmedim. O Meral'i ben annemin evinden kovdum. Bunlar görüşüyorlar. Tamam bunlar bu konu değil zaten. Cemile konumuz zaten. Ben Cemile o yüzden geldim. Ha, ama sana Cemile sinirli konu. Olduğumu da bunu sana dile getireyim. Her şey açık ve net bir şey. Korkusundan ekrana çıkamadı Safiye. Hani ben... Sırf bunun korkusundan. Bulaşacağım. Yani. Bu bulaşacak. Yani. Sonrasında tamam. Bulaşacak. İsa'dan mı korkuyorsun? Benden mi korktun? Yani... İstemedim yani. Çıkmak İsa'dan istemedim. İsa'dan korktun için. Yok hayır istemedim sadece. İnsan'dan korktuğumdan değil yani. İstemiyorum. Bana dedi ki İsa'nın bana bir kötülüğü dokundu. Ya bana buraya. Hiçbir zaman bir... Olmadı yani. Benim hiçbir kötülüğü olmadı. Hiçbir kötülüğü olmadı bana karşı. İnsan canına zarar verir yani, mi ya? Hiçbir zaman bana kötülüğü olmadı. Sadece ben şey yaptım ablayla beraber. Niye abla? Çünkü ona destek olmak için çıktım. O kadar. Ben düşer bayılırsa şöyle olabilir. Niye bura hemşire mi o doktor mu? Dedim mi düşer bayılırım diye? Evet. Öyle mi dedim? Ha? Düşer bayılırım mı dedim sana? Şimdi hani... konumuza dönelim mi Müge Hanım? Bir tamam. Dakika bir şey söylüyor kız. Ha. Yanımda ol dedin. Abla. Yanımda ol dedim. Düşer yanımda bayılırım dedim. Dedin mi ablacığım? Yok onu demedim. Pardon ben şey yaptım. Heyecanlandım da. Sen yaslan arkana yavrum. Tamam. Tamam. Bizde de herkes birbirini ağırlayacak. Komşu Şefika Hanım telefon attığımızda. Nerede bu kıza ben iyice merak ettim yani. Şefika Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz evimize. Şefika Hanım, Cemile'nin bir kuyumcudan 400 bin liralık altın alıp bunun için senet imzaladığı söyleniyor. Siz bunun aracı oldunuz mu? Müge Hanım, efendim? Benim kuyumcuyla ya da o İsa'yla hiçbir ilgim yok. Ben İsa'yı tanımam, görmedim, bilmiyorum.
Bakın ben bunu Şerif abla çok iyi bilir beni. Çok iyi tanır. Şimdi ben, onu sormuyorum Şefik Hanım. Ya bende mi acaba bir tahammülsüzlük oluştu yoksa hiç benim aynı dilden mi konuşamıyoruz diye birkaç gündür düşünüyorum. Şefik Hanımcığım siz aldınız siz yaptınız da demiyorum. Şöyle sorayım evet. Cemile kuyumcudan 400 bin liralık altın alıp bir senet imzalamış mı biliyor musunuz? Yok vallahi bilmiyorum hiç haberim yok bilmiyorum. Tamam siz nereden duydunuz bunu? Amcamın oğlu Ali aradı söyledi bana. Tamam o nereden duymuş? Nereden duymuş bilmiyorum. Bağlanabilir. Hı? Bağlanabilir nereden duymuş? Amcasının oğlu bir Ali'ye sorar mısınız lütfen? Bağlamaya da gerek yok. Nereden duymuş amca oğlu Ali? Yani bu senet için mi bu kadın kaçtı? Şefika Hanım o zaman şöyle söyleyeyim. Cemile evlenmek istiyor muydu? Birileriyle tanışıyor muydu bu anlamda? Bakın Cemile sosyal medyaya çok karışmıştı. Ha. Evet. Evet dedi Şefik abla ben evlenmek istiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Kim sana babasına vereceğim. Böyle şeyler söylüyordu. Ha, kızı da babasına vereceğini söylüyordu. Evet ama benim Cemile ile bakın Cemile zaten evinden dışarı çıkan bir kız değil. Hı. Kendi başına gidip alışverişini yapıp gelir. Kimseye muhtaç değil. Kendini ifade edecek bir kapasitesi var. Aklı başında yani ablası mı yani? Bak, Şefik abla orada. Hani Şerif abla her şeyi biliyor zaten. Ben İsa'yı tanımam, bilmem, görmedim. İsa niye benim üstümden böyle bir şey söyledi ben anlamıyorum. Sen neden 30 bin lira kredi çektirdin Cemile'ye? Bakın, ha onu da geleyim. Gel. Yanım, onu da söyleyeyim. 30 bin lira ben kredi çekmedim. Kim çekti hem şey? Sen çekmedin mi? Evet. Onaylanmış. Bakın. Şahitlerim de var. Oradaki muhasebede kız da tanıdı. İsterseniz onu da ben size söyleyeyim. Tamam ne oldu o para? Ne için çekilmiş? Şefik abla dedi bakın. Ne için çekilmiş o para? Şefik abla ben dedi annemden abimden korkuyorum. Ablamdan abimden korkuyorum. Ben Hacı Hoca'ya dedi çok para harcadım. Ben de kızım. Kocamı getirmek için dedi. Kredi kartını neyini patlattım. Var ya, abim, ablam duyulmasını istemiyorum. Ha, bu da o 30 bin liraya gelen üfürükçülere mi gitmiş kocasını geri döndürmek için? Evet, bakın ben dedim, Şefik abla ne olur Allah'ını seviyorsan, bak sen de... Evet, bakın sana yalvarıyorum ne olur ablam duymadan, Umre'den gelmeden dedi. Ben Umre'den. Umre'den gelmeden dedi, ben dedi bu krediyi çekip, bu kartları yatırıp, ben de dedim ki o zaman dedim Cemile ben yanımda gelirim kızım ama ben hiçbir şeyine karışmam. Bakın oradaki tamam, kredi... Amca oğlunun var mı telefonu? O nereden duymuş altın meselesi? Yani bunlar önemli ben şeyler. Vereyim. Ben Şefik Hanım size tek bir şey sorayım. Yani Cemile birini bulup gitti mi? Allah Cemile kaçmış da olabilir. Kimden okudan kaçacak? Abisinden çok korkuyordu. Tamam kimden kaçmış olabilir? Abisinden çok korkuyordu. Abla cama vurup beni tehdit eden çok var diyordu. Tamam tehdit eden çok var diyordu da yani birini bulup böyle evlenmek için falan kaçmış olabilir mi? Siz bilirsiniz. Bende bir WhatsApp resmi bana, var Cemile. Bana var ya bakın Müge Hanım bana hiçbir şey anlatmıyordu. Ben söyleyeyim. Bana hiçbir şey söyle. Cemile var ya sosyal medyaya karıştı beni elime etemi çektirdi beni. Anladım. Sizin nedir o WhatsApp fotoğrafı dediğiniz ne? Polis ismi mi? WhatsApp fotoğrafı dediğiniz ne? Bir tane polis resmi var. He. Onun WhatsApp fotoğrafını. Altında da aynen şu yazıyor. Ha. Biraz argo bir kelime var. Her yer... Tamam. Bunda 28'inde mi 29'unda mı ne paylaşmış? Bende ekran görüntüsü var onun aldım. Ben engelliyim ama... Durumda mı paylaşmış? Ben engelliyim ama yengesini engellemeyi unutmuş o. Yengesi onu engellemiş de engelli açtık oradan aldık. Yani birinin fotoğrafını paylaşıyor öyle mi? Evet, evet göstereyim ben şimdi size. Haberiniz var mı sizin bundan? Bakalım. Yani ben sosyal medyadan falan aldı diye düşündüm. Ama benim de haberim yok da isimden haberim var. Ben sıradan bir isim sanıyorum. Aynen, ben. Sıradan bir resim değil bu. Bu çevik kuvvetli bir polis. Ben abi, araştırdım. Bilmiyorum. Hani ben çevik kuvvetli bir polis sanıyorum. Çünkü Cemile ile benim bir ilgim yok. Bir kızımı peşindeyim. Bu çevik bir dakika beni çekmeyin. Bu çevik kuvvet şeyim ki. Yok benim. Kıyafetimi ki bilmiyorum ki mi? Var mı? Fark ediyor mu? Bizi bir çekmeyin. Yok bu çevik kuvvetli. Bu ne bu değil bence de. Genel. Ha? Genel polisler. Genel polis yazlık, kıyafeti yazlık, değil mi? Yazlık. Yazlık kıyafet genel. Çevik kuvvet polis. Yani oradan buradan alınma bir resim diye düşünüyorum ben.
Çevik Kuvvet kıyafeti de nereden anladınız Çevik Kuvvet olduğunu ki siz? Ankara Çevik Kuvvet'te çalıştığını tahmin ediyorum. Ha, siz tahmin ediyorsunuz. Tahmin ediyorum. Çevik Kuvvet olduğunu nereden bildiniz? Çevik Kuvvet'in. He? Çevik Kuvvet'in. Ama o Çevik Kuvvet kıyafeti değil, o yüzden sordum. İşte bilmiyorum Çevik Kuvvet'in, yani ben Çevik Kuvvet'li olarak biliyorum. Ya da bilmiyorum, genel bir polis, resmi bir polis sonuçta yani. Ha, siz Çevik Kuvvet'i bütün polisler olarak mı düşündünüz? Evet, evet yani. He. Hani özel harekat falan değil yani. Nereden bu Çevik Kuvvetleri özel harekatlara geldik? Normal adam yazın giyilen tişörtünü giymiş polis şeyi. Yani her polis trafik kıyafet. Polisi de olabilir. Polis her kıyafet. Şey olabilir yani. Ayın kaçında paylaşmış onu da hemen söyleyeyim ben size bunu. Yani ayın 12'sinde kayboldu diyor ya Mart'ın. Mart'ın 28'inde. Yani kendi profil fotoğrafına bu adamın Mart'ın fotoğrafını koyuyor. Mart'ın 28'inde koymuş bu resmi. Mart'ın 28'inde de o sözü paylaşmış. 11 Mart'ta da kaybolmuş zaten. 28'inde işte 18 gün var. Nasıl oluyor? 17 gün sonra da bunları paylaşıyor. Tamam o zaman yapmış. Evet profil fotoğrafı olarak koymuş da şimdi ama ben onu bilemem ki o polis memurunda şimdi fotoğrafını nasıl koyayım bu kim diyeyim belki aynen. Aldı Instagram'dan. Bir de nereden aldı tabii yani? Belki bir yerden nasıl koymuş adam da diyecek ki beni ne koydunuz şimdi atıyorum birisi de benim fotoğrafımı aynen. Koysa şimdi alıp koysalar hiç hoşuma gitmez. Ne alaka? Söyle bana. Niye atıyoruz? Kim? Niye bakıyorum ben bir anlasam? Ha, tabii canım bu şeyden alınmış. İnternetten yani alınmış. Oradan buradan alınmabilir. Bilemedim. Çanakkale'de denize giren polis memuru ama bu oldu. Allah rahmet Mart'ın eylesin. Mart'ın 28'inde koyulmuş. Söyle. Hani Mart'ın 12'sinde kaybolmuş ya Cemile. Zaten siz yok. Söylüyorsunuz ya Cemile'nin bir takım şeyler uydurma, bir takım senaryolar oluşturma ve kendini veya durumunu olduğundan farklı gösterme. Bence siz bunu bulmuşsunuz. Pardon çünkü diyorsunuz var. Bu Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuruymuş. Nurlar içinde yatsın. Siz Çevik Kuvvet falan dediğinize göre biliyorsunuz. Yani. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Benim eşim polis tamam mı? Ben bilmiyorum mesela o fotoğrafı görsem Çevik Kuvvet demem şimdi. Çevik Kuvvet'in bilmiyorum kılığı ne kıyafeti ne. Yani anlatabilirim. Bu normal çünkü polis kıyafeti. O yüzden sordum polis memuru arkadaşımıza. Normal yazlık giydikleri şey. Siz nereden Çevik Kuvvet olduğunu buldunuz? Bilmiyorum buldum ben değil, Çevik Kuvvet. Ben böyle söylüyorum. Çevik Kuvvet. Demek ki sen bunu internetten buldun işte. Bakmadım ben. Bakmadıysan nasıl bileceksin Çevik Kuvvet olduğunu? Yani ya, şimdi hayır bak şimdi ben bunu neden soruyorum biliyor musun? Ben sabıkalı bir insanım. Bu kadın efendim? Ben sabıkalı bir insanım. Ne demek? Sabıkam var. Geçmişe dönük. Ama bu adamın üstündeki kıyafet Çevik Kuvvet kıyafeti değil ki beni çıldırtacaksın. Ben bu özel harekat polisinin giydiği kıyafeti de biliyorum. Sivil polisin giydiği Allah'ım kıyafeti bana de... gerçekten ama biraz daha fazla sabır rica ediyorum. Sabır vermesine kurban oldum. Bu Çevik Kuvvet fotoğrafı değil. Bu normal. Her polisin giydiği kıyafet. Çevik Kuvvet kıyafeti bir yazar mısınız? Çevik Kuvvet polisinin giydiği kıyafet bambaşka. Şimdi bu fotoğraf eğer kaybolduktan 17 gün sonra Cemile'nin profil fotoğrafındaysa ve siz de bunun Çevik Kuvvet olduğunu iddia ediyorsanız benim aklıma başka şeyler gelir. Ben de hep olaya biliyorsunuz başka taraftan bakarım. Nereden siz biliyorsunuz bunun Çevik Kuvvet'le alakası var mı? Çevik Kuvvet kıyafeti... Ya ağzıma Çevik Kuvvet geldi yani bilmiyorum. Ama nasıl böyle denk düşüyor ben de bunu bilmiyorum. Hayır, adamı araştırdım ve Çevik Kuvvet olduğunu öğrendim dediniz demin İsa. Evet, evet aynen öyle söyledim. Aynen böyle söylediniz. Çevik Kuvvet kıyafetinin böyle bunların yelekleri var. Çevik Kuvvet adı üzerinde işte Çevik Kuvvet bir olay olduğu zaman Çevik Kuvvet gidiyor ya. İşte onların üzerlerinde bir şeyler oluyor. Bu adamın üzerinde rahmetlinin yok ki Çevik Kuvvet kıyafeti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben buradan Cemile'ye seslenmek istiyorum. Cemile... ya gerçekten. Amin. Ha. Abicim neredesin? Çık gel. Ben arkandayım. Yanındayım. Yani sana her zamanki söylediğim gibi o evde ölene kadar oturabilirsin. Ben hiçbir zaman evinde parasında, malında, mülkünde değilim. Helal olsun. Bu lafı ekranlarda söylediysen tamam. Her zaman söylüyorum ben. Her zaman söyleyen insan o tehdit mesajlarını atmaz. O tehdit kız o yüzden kayboldu. Sana. Ya duruyor dinleteyim sana da dinleteyim. Dinletmen ben şeye ki. Dinlettim kızlara. Ben niye attım onu? Niye attın? Evden işte eve bir tane adam çağırmışsın içmek için o maddeyi. Cemile de benim yanıma abla telefon etti bana. Abla böyle böyle eve birini çağırdı birileri gelecek. Ben de dedim ki bak abine söyle çağırmasın.
Bu da sana ne? Sen kimsin? Sen ne oluyorsun? Niye karışıyorsun? Benim babamın evi. Ben de öyle mi? Kızdı korkunca eli ayağı titriyor. Abla ben çok korkuyorum deyince jandarmayı aradım, gönderdim eve. Tamam, doğru. Uzaklaştırma söylüyor. Aldırdım. Aynen böyle oldu. Tamam, doğru söylüyor. Buraya kadar doğru. Peki Cemile benim bavulumu karıştırıp da alyanslarımı alıp... Yanında olmadığım için bilemem. 400 euro paramı alıp da... Ben bunu ta Çorum'a geldiğimde öğreniyorum. Sizin babanızdan bir tane ev mi kaldı? Evet. Bir ev, bir tane daha benim arkada duruyor. Bir araba var. Onu da zaten vergisi, algısı, muayenesi. Bir de 9 tane çeyrek altını. 9 tane çeyrek altını duydum hocam. O çeyrek ne altını. Ne enteresan değil mi? Hiçbir birikim yapmayana diyoruz ki boşu boşuna çalışmışsın da bir çoluğuna çocuğuna hiçbir şey bırakmadın mı diye kızıyoruz. Müge Hanım. Bırakanın arkasından bu çoluk çocuk bu miras davasına düşünce böyle. Yani çok enteresan bir hayat yaşıyoruz. Önemli değil, şu kızcağızı bir gören varsa, yanında da 9 yaşında bir kız daha var. Açıkçası hani intihar mı etti, bir yerde mi oldu falan filan diye baktım ama yanında bir kız çocuğu var. O yüzden hani zaten ortaya çıkardı. Cemile eğer saklanıyorsan da bir sağlık haberini bildir. Kimin yanına gidiyorsan da git. Zaten bu seni boşanmadınız mı resmi? Boşanmadım. Tamam, sen zaten bekar bir kadınsın. İstediğinle gidersin, istediğinle gezersin. Yeter, sana kimsenin bir şey dediği yok. Yani. O nedenle lütfen bizi ara. Şimdi telefona bağlanacak 49 günlük bir gelinimiz var biliyorsunuz. Eşi stüdyomuzda annesiyle beraber Dicle Açık Alın. Üvey babası Mehmet Güzel'in yanında olduğunu iddia etmişti aile. Doğru çıktı. Babasının yanında çiçeği burnunda gelini bulduk diyeyim. Kaybının 11. gününde. Her ikisi aralarında bir ilişki olmadığını söylüyorlar ve iddialara yanıt vermek istiyorlar. Kızınız diyor ki annem babamı aldattı. Babam diyor, sizin üvey baba diyor. Babam diyor annem babamı aldattı. Ona bir şey yapmasın diye ben yanına geldim. Sizin için de diyor ki ben evlendim ama bana bir gelinlik dahi giydirmediler. Ben altın falan da almadım çünkü bana sahte altın taktılar zaten. Orada o 1,5 ay içinde de hiç mutlu olmadım. Ben de döndüm üvey babamın yanına sığındım. Çünkü annemin yanına sığınamayacaktım diyor. Gene geldik bu sahte altın meselelerine. Ben zaten hiçbir şey istememiştim ama sahte altın takmalarına da çok bozuldum. Aradığımı bulamadım bu evlilikte diyor. 49 gün sonra. Vallahi aslında bir şey 49 gün sonra mı aklın başına geldi? Yani 49 gün önce neredeydi ya da 49 günde nasıl anladın? Hani hepsi tartışma konusu ama altın falan yok bende. Çünkü zaten sahteydi taktıkları diyor. Bir ara verelim, kızımızı da bağlayalım. Yunus Açıkalı'nı tek yumurta ikiziyle birlikte Müge Anlı'ya getiren neden, çiçeği burnunda eşi Dicle Açıkalı'nın annesinin sevgilisiyle kaçtığı iddiasıydı. Emre ile Yunus'a bakar mısınız? Emre ile Yunus aynı yumurta ikizleri. Yunus damat olan, Emre de onun ikiz kardeşi, ona destek vermek için geldi. Yanlarında da Yunus'un kayınvalidesi var. O da bizim aradığımız gelinin annesi. 49 günlük gelinken 420 bin lira değerindeki düğünde takılan takıları da alarak evden ayrılmış. Peki nereye gitmiş derseniz, üvey babasına gitmiş. Üvey baba da Sibel Hanım'ın aslında resmi nikahlı değil, beraber yaşadığı sevgilisi. Sibel Hanım diyor ki niye gitsin ki onun yanına? Damat diyor ki ne alaka üvey babanın yanına gitmiş? Biz çok mutluyduk, 1,5 aylık evliyiz. Ben dolandırıldım mı yoksa karım tehdit mi ediliyor? Şu an hiçbir şey bilemiyorlar, böylece gelmişler buraya. Kaçak gelinin annesi de stüdyomuzdaydı. Kızının bir hafta önce ayrıldığı sevgilisi tarafından alıkonduğunu düşünüyordu. Kızının aralarında bir şey var mıydı? Hayır, yoktu. Yoktu. Bir hafta önce de ayrılıyorsunuz. Evet, Antalya'ya bir iş için gitmiştik. Polisler bizi yolda çevirme oldu. Mehmet Güzel madde kullanıyordu. Bu maddeyi arabada buldular. Orada ben işe girerim, bir şey olur, sen git ifade ver. Hatta orada bizi yakalayan polis memurlarına da şunu söyledi. Ya işte haber yok işte, içiyordu. Bak gene beni kandırmış, almış gibi orada beni suçladı. Ha, siz madde taşıyan, yasaklı madde taşıyan. Benim çantamda çıkınca diğer malzemeler zaten ortadaydı. Ben biliyordum. Ekip arabasına geçelim dedi polis. Ben o arabaya geçtikten sonra diğer bizim geldiğimiz arabayla arkadan gelin dediklerinde Mehmet Güzel gelmedi. Ben o günden sonra bir daha da kendisini görmedim. Kardeşine destek olan Emre Açıkalın, söz konusu altınların yengesinde olduğundan emindi. Bizim oradan gittikten sonra Nurhan Çelik diye bir arkadaşı vardı, Dicle'nin. Heh. Nurhan Çelik'in yanına gidiyor. Tamam. Orada buluşuyorlar Mehmet Güzel denen adamla. Nurhan'ı aradım. Dicle'de altınlar var mı dedim. Var dedi. Sonra Dicle'yle irtibata geçtik. Bir yerde altınlar bekliyor dedi. Hala da beraberler. Kız niye gitti sizce? Yani ne diyor bununla ilgili? Öğe babasının baskısıyla gitti bu. Hem takıları hem de karısı için yardım isteyen Yunus'un hedefinde eşinin üvey babası vardı. Evden de üvey babası aldı kızı. Onunla kaçıp gitti. Şimdi sen buraya kolyen için mi geldin, karın için mi geldin? Ben hepsi için geldim. Ailem,
annem, babam Sera'dan tek tek domates toplayarak kazancını bana bağışladılar. Her şeyimi A'dan Z'ye kadar yaptılar. Düğünüme, şeyime varasaya kadar emeklerini, yaptıklarını getirsinler. Anlaşmalı boşalım. Gittikten sonra konuştun mu Dicle ile? Bana mesaj attı. Mesajında Yunus arama, aileme görüşüyorum. Ondan sonra da ulaşamadım. Yani hiçbir gerekçe sunmuyor mu Yunus? Ben senden ayrıldım şundan dolayı. Hiçbir gereği şey yok. Demedi yani. Hiçbir şey demedi. Hiç haberimiz sene de çalışırken kaybolmuş gitmiş. Yani siz de o açıklamayı merak ediyorsunuz evet, herhalde. Evet. Evet, kızımız attı mı? Kaçak gelin. Dicle kaçak gelin, ne yapıyorsun? Oturuyorum, siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Bizdeyiz. 49 günde nasıl hemen bıktın, bunaldın? Bunaldım. Bunalmamın, hani bunalmıştım ama bu benim kaderim deyip aslında Yunus'tan sıkılmıştım. Yaptığı şeyler, konuştuğu şeylerin ortaya çıkmaması, hani söylediği sözlerin aslında doğru olmadığı için. Buna artık dedim, hani kaçtım, kırdım herkesi dedim. Bu artık benim yani yapacağım bir şey yok dedim, yani buna devam edeceğim dedim. Ama benim hani nerede dank etti? Annemin 5 gündür kayıptı, yani haber alamıyordum. Daha doğrusu 3 gündür ısrarla Yunus'a gidelim. Dicle, annem Dicle yani altınlar, altınlar sattı değil mi Dicle? Yusuf kuyumculuğa gittik, Aydın kuyumculuğa gittik. Altınlar sattı değil mi? Sen bir sus, sen konuşma, ben Müdahale'yle konuşuyorum. Araya girme sen. Hepsini bağlatacağım. Neşet Yıldız'la bağlatacağım. Neşet Yıldız komisyoncum da var. Diye bak, ben altınlar sahte diye bir iddiada bulunmadım. Sahte olan abi, yonca kolyesi var ya. Dedin ya sahte diye kızım. Niye bizimkiler yalan söylesin? Hepsi sahte dedi. Benim hayır, de hep kuyumculara bağlatacağım. Hepsini her zaman taktığım yonca var ya, yonca. Yonca kolyesi. Onu da kendi aldı. İnciciden yapma tırnak aldı. Yapma tırnak aldı. Düğünde evet, takmak için. Onu da kendisi aldı, hani beğendi de. Beğendi kendisi aldı. Özlem açık alım var. Yengem var, o da şahittir. Evet. Ama bir dakika, benim anlatmama izin verin. Bir dakika, sen de sus oradan. Sen Mehmet Güzel'le, gittin. Mehmet Güzel'le iyi ol. Mehmet Güzel'in akrabası var. Hüseyin Öztürk aramış Mehmet Güzel'i. Niye ki böyle oldunuz abi demiş. Niye böyle oldunuz abi demiş. Annesini kovdum. Şimdi kızını aldım, kızını kullanıyorum demiş. Böyle evet, de Hüseyin Öztürk'ü de hatta bağlayabiliriz yani. Hatice halamın icarcısı. Yerini kiralıyor. Onu aramış Mehmet Güzel'i. Evet. Sen demiş, niye böyle oldunuz Mehmet Güzel'e? Şey, niye böyle oldunuz? Kızı, annesini kovdum, kızını kullanıyorum diye hitabette de bulunmuş. Sibel, kayınvalidem buna şahit. Evet. Kayınvalidem buna şahit. Öyle mi? Yazıklar Dicle olsun. Bir şey yazıklar demiyorum olsun sana vallahi. İlişkisi olduğuna şahitim zaten. Hep kanıtları da var. Kaçtı gitti. Sadem, altınlar sahte. Nerede bu altınlar? Nuran Çelik. Niye götürdün? Sahte Nuran Çelik Çelik'te altınlar üzerine oldu. Kolyesi, altının, bileklikler her yer üstüne oldu. Niye götürdün? Niye götürdün? Sahte de o zaman. Yerinde dursaydı ya. Emniyete gitsek de savcılığa boşama kararını verseydi, altınlar gerçek olmasa bizim burada ben ne işimiz var? Altınlar gitmese bura başvurmam. Dicle, bura başvurmam. Giderim Gumucu Adliye'ye. Boşama... Ben o adamın yanından annesi ayrılıp geliyorum. Sen tutup benim şey kaçıp açık geldiğim yere geri gidiyorsun. Gönlümüzün senin ne işin var orada? Senin benim yanımda olman gerekmiyor mu? Ben evimizdeyim. Nasıl evindesin? Anne. Senin dediğin benim yanım. Benim nikahsız yaşadığım bir adamla. Benim ondan kaçtığım bir adamın yanında senin ne işin var ya? Ben sana kaç gündür gel kızım yanıma. İstemiyorsan gene boşan. Beraber yaşayalım deyip dururken, sana yalvarıp dururken senin ne işin var orada? Annesi... Sen kimin yanındasın? Vallahi i̇şte annesi de şahit oldu. Sen kimin yanındasın Dicle? Anne, benim eşimin yanındayım. Dicle beni dinle. Dicle beni dinle. Beni burası geçti. Dicle beni dinle. Sen dinle. Bağladık, siz biliyorsunuz Dicle. Annen diyor ki, o benim nikahlı kocam değil, senin baban değil. Ne işin var diyor benim ayrıldığım sevgilimin yanında diyor. Dur, bir senin benim yanımda olman gerekmiyor mu? Beni kurtarmak için, beni aramak için çıktın madem. Neden benim yanımda değilsin? Ben sana telefon açmamazlık yapmadım. Gel kızım dedim. O da diyor ki galiba, İstanbul'a indiğim dakikada. Sibel,
Yine aradım. Sibel, o da diyor ki ben kendi evime döndüm yani 12 yıldır bu adamla onun beraberdim. Onun evi değil o, o adamın yaşadığı bir ev onun evi olamaz. Tamam. Benimle birlikte gider evet bizim evimiz olur. Tamam bir dakika durum. Sen o evde yaşamıyor muydun? Evet yaşıyordum. Tamam o kız da o evde büyüdü. Ben tamam. Kendi evime döndüm diyor. O evde büyümedi. O evde büyümedi. Kimin o, evinde büyüdü? O tamam bizim yanımızda 14-15 yaşında geldi bizim yanımıza. Tamam bu zamana kadar kimin yanında büyüdü? Tamam bizim yanımızdaydı. Tamam o evde şu an gittiği üvey babası dediğiniz ev değil mi? Evet. Tamam o da diyor ki ben kendi evime döndüm. Şimdi mi aklına geldi 11-12 yıldır? Onun evi kocasının yanıydı. Tamam kocasından ayrılmak istiyor. Sen de ortada ayrılmak olsun. Ayrılmak istiyorsa Begüm Hanım ben de diyor. Diyorum ki gel kızım benim yanıma. Sen ayrılmak kimin yanında kalıyorsun? O adamla işbirliği yapma. Gel sen... gene boşan diyorum ben tamam, ona. Tamam sen kimin yanında kalıyorsun? Ben şu an bu, benim kızım kayboldu günden beri damadım gel anne dedi. Çocuk daha hala anne kelimesini atmadı. Gel tamam, anne beraber alalım dedi. Yanında mı kalıyorsun? Ben geldim. Evet ben önce hep beraber onlara yardımcı olmak önce için beraber geldim. Tamam da Sibel'cim bir dakika sen şimdi damadının yanına gittin ya. Evet. Bu kız da damadından kaçtı ya. Evet. Tamam o da diyor ki annem de diyor babamı aldattı şimdi bu eve gelemiyor ama ben kendi büyüdüğüm eve geldim sizin üvey babam dediğinizi ben baba biliyorum oradayım diyor. Nasıl üvey baba bildiğini baba diyebiliyor ya? Onun babası yok mu? Onun annesi var. Ben neden gittiğimi bilmiyor mu? Benim neler yaşadığımı hayır, o evde şey bilmiyor mu? Ya, kendisi siz şiddet şimdi görmedi bu evde, mi? Tamam siz bu evde yaşıyordunuz ya hepiniz. Evet. Tamam bu kız da bu eve Hanım, gitti evlendi ya. Evet. Tamam. Sen şimdi burada yaşarken gitmişsin damadının evine. Damadından kaçan kız da diyor ki ben kaç senedir bu evde yaşıyordum kendi evime döndüm diyor. Tamam Müge Hanım o evde artık ben yokum. O ya adamla hiçbir bağlantısı yok. Sizin yanınıza gelebilecek bir ev var mı Sibel Hanım? Kızınızın şimdi, sizin yanınıza gelebileceği bir eviniz, bir kurulu düzeniniz var mı? Tamam şu anda yok ama kızım gelsin. Tamam. Ben ona şimdi dedim ki gel kızım. Nereye gelsin? Onu benim yanıma gelsin. Ben ona evde kurarım. Dayısı var tamam, polis memuru Antalya'da. Tamam sen şu anda Yunus'un yanındasın. O da diyor ki ben Yunus'tan kaçtım diyor. Bir yavrum niye dinlemiyorsunuz bir kız? Bir dinleyin birbirinizi. Dicle. Kızım bak o senin kaçtığın dediğin üvey baban da başka şeyler söylüyormuş. Eşin ve kayınbiraderin bunu iddia ediyorlar. Evet. Bakın Müge Hanım iddia ediyorlar da benim konuşmaya buraya ben bağlanıp kendimi açıklamak için size bağlandım. Tamam. Tamam mı? Annem bana oradan bağırıyor, çığırıyor. Annem güne kadar hani bu kadar, 12 sene bu kadar bu adam kötüydü neden burada bu evde durdu? Daha önce neden mesela şey yapmadı? Daha önce de kaçtı hep geriye döndü. Size çıkmadan önce polis de vardı, buranın bağlantısı da vardı. Yani şikayetçi olabilir de. Kızım alıştırıcı çekiyor dedi. Olmadın mı? Neden? Şikayetçi olmadın mı? Ama İzle, bak ben konuştum. Yanındakinin laflarını söyleme. Senin bak şu anki konuştuğun konuşmaları ben hepsini çok iyi biliyorum sana kimin söylediğini. Hatta belki o mutfaktaki çekmecedeki hani yazıp bize okutturuyordu, söylettiriyordu ya. Yine aynı şekil yapmıştır. Gerçekten onu da biliyorum. Ne söylettiriyordu sana? Dice, Mehmet Güzel senin neyin? Bana bir söyle. Neyin senin? Üvey babam 10 yaşından ben, beri de bana bakan, emek veren... Sen benim üvey babandan ne çektiğimi biliyor, biliyor bile. Bana soruyorsan cevabını vermemi dinle. Sana bakan, senin ekmeğini veren... Senin yanındaki insanı ben ne kadar... Dice, ben çok iyi tanıyorum. Dice, ben çok iyi tanıyorum. Ben nasıldım, ne hale geldim? Sen bu insana devam ettiğin sürece senin sonun da aynı ben gibi. Müge Hanım, sen kendi öz babana güveneceksin, öz babana, bana. Her zaman annen nankörlükle giden bir kendi insanla babası, bunları annesi... söylemekten utanıyorum. Sen dayın ya. Var diyorsun şu an. Dayımı bize kötüleyen sendin. Dayımın bize lafını eden sendin. Ya Dicle, Allah'ını gibi seversen sen düne kadar ben dayına arayıp da kötü bir söz söyleme dediğim halde sen arayıp da onun bunun lafıyla gidip dayına kötüleyen sensin. O adam yine senin sen arkanda duruyor. Her yine zaman. Sana kötü ben bir şey söyleme. Bekleyin abi. Sen nankörsün Dicle. Ama ben beni Dicle sen nankörsün. Dicle. Dicle. Şimdi sen neden kaçtın eşinden? Bana tek kelime söyle. Ne yaptı sana bu adam? Bakın. Hı. Anlatıyorum ama araya girmesinler rica ediyorum. Ama çok uzun uzadıya da benim bak çok ağrımsızım var bugünlerde. Galiba biraz ondan da tahammülsüzüm kusura bakmayın. Neden kaçtın? Hı. Dövdü mü, sövdü mü, aldattı mı? Ne yaptı sana? Şiddet olayı vardı. Vardı. Niye? Nasıl geçen vardı? Geçen hafta pazar günü tokat attı. Tokat attı. Neden attı? Neden attı? Ailemin zor durumda kalmıştı. Yolda kalmışlardı bir pazar günü. Evet. Annem aslında o da planı yapıyormuş evden kaçmak için. Anladım. Bak, pazar günü işte yolda kaldım ve pazar günü hiçbir yer açık değil. Gene arada ailem, hatta annem
2000 TL param istedi. Tamam. Ben de göstereyim, bulacağım bir şekilde, yani atacağım, param var ama eşime de bir sorayım dedim. Eşime söyledim, annem ki zor durumdan, benim gitmem gerekiyor, para atmam gerekiyor. Hayır, kesinlikle bu şekilde bir şey yapamayız. Biz nasıl para atacağız? Yalan söylüyor Müge Hanım. Ya, o parayı, ben, o parayı isteten... Anneme lazım. Anne parasına lazım değil mi? O parayı isteten kimdi? Sonra tekrar arayıp tamam değil de böyle altın bozduracağım falan dedi. Ben diyorum ki sen dinle, arıyorsun, benden sen para dinle, istiyorsun. Önce dinle bir. Tamam, o parayı isteden Mehmet güzeldi. Bir dakika. Daha sonra bir sen dakika. Altın bozduracağım yani sen dediğinde. Sen de kıza tokat mı attın? Müge Hanım, sen bak, o altını bozduracağım dediğinde. Ya bir dakika Sibel'cim. Tokattan önce bak. Tokat attın mı? Tokattan önce benim... Tokat attın mı? Attım. Yalan değil. Niye attım? Önce bana hiçbir sorunumuz yok. Bana dedi ailesi. Bak benim ailem de şahit. Ailemi bağlayabilirsiniz. Bak annem, Yunus. Annemle babam var. Yunus niye tokat atıyorsun kızım? Müge Hanım anlatacağım. Niye tokat attım? Sebebini anlatacağım. Annemle babam da şahit. Tokadı atmadan önce seraya giydik. Ellerimiz batmasın diye eldiven kutusu vardı. Eldiven kutusunu gözüme vurdu. Ben de can acısıyla annemle babamla şahit. Can acısıyla tokatı vurdum. Yalan değil. Can acısıyla. Bana eldiven kutusunu attı. Annem bilin yanına, bak Dicle dedim, anne gidiyor, yolda kalmış, tamam para atamazsak yanlarına gidelim dedim. Araba, altımızdaki arabayı verelim. Dicle sen de onun kafasına eldiven kutusunu mu attın? Yalan söylüyor. Bu yalan işte. Bana bu yalan. Tokat attı. Ansızın abi, anlam hani beklemediğim anda geldi. Yani sen normal bildiğimiz karton şey kutusunu kız sana fırlattı diye sen de onu tokat mı attın? Sen koca adamsın yani şimdi, ne yani? Ama işte can acısıyla... Ha, ne can acısı be? Ne can acısı? Müge Hanım, Allah herkese can vermiş. Hani... Tamam da Yunus, bak senin beden yapın ortada. Hani, tokatımı attığının da aslı yok yani. Sen bir kadına ne kadar kadın yapılı olursa olsun üflesen... Kadını devirecek bir beden yapısına sahip. Evet hocam, doğru da. Yani sen tokat attığında o boyuyla hocam, olduğu gibi yere yıkılır. Hocam hani tokatımı attığımın da aslı yok. Ne demek aslı? Yani yavaş bir şekilde. Ya tokadın yavaş hızlı. Hocam ailem şahit. Bak ailem şahit. Ben buna dedim ki. Sen dedim, buraya aile... geldin. Biz güllük gülistanlıktık. Çok güzeldik. Çok iyi anlaşıyorduk. Hiçbir problemimiz yoktu dedi. Şimdi kendi yaptığında yalan söyledi. Ya. Ben yalan söylemem hocam. Bu yaşıma geldim. Bir, hani aynen, atmadım desem yalan söylemem. Söyleme zaten. Yalan söylemem ama kesinlikle. Yaptığında kabul edilebilir şey, söyledik, bir şey söyledik, değil. Söyledikleri her şey yalan. İkiniz de maşallah pehlivan gibisiniz. Aynen. Sen şimdi yani... Üflese yıkar. Ben şimdi sana şimdi bir şey fırlatsam, benim sana fırlatmam sana ne zarar verecek? Ve sen bir de erkeksin. O kutu gelince sizin hani refleksleriniz daha hani kuvvetli. Tutuver seni. Ben olmasam hani ha. Hocamızın benim yerime başka biri olsaydı ha. Aynı hareketi aynı insan da yapardı. Hayır, elini tutarsın. Hiç yapmadım. Hayır, vurmazsın. Hiç elini tutarsın. Eğer sana saldırıyorsa bu da doğru değil. Bir kadının bir erkeğe saldırması ama kadının yani elini tutarsın saldırdı. Kardeşim ama vurmazsın yani. Yani o saldırdı. Tamam yani 5 yaşında bir çocuk bile olsa bir şey olsa değil mi? Vuruyor ediyor falan, ne yapıyoruz? Ah can refleksiyle vurdu bana deyip bir tane yapıştırmıyoruz yani. Çocuk o da kadın yani, tamam o da sana. Vallahi Müge Hanım ben... Ha bir de bu senin 49 günlük karın ya. Hani de, şu an... Şunu söylemek istiyorum. Düne kadar... gerçekten pehlivanlık da mı yapıyor? Siz gerçekten pehlivanlık da mı? Yaptık, bıraktık. Düne kadar kayınvalidemin söylemeseydi bilmiyordum. Sen kaç kilosun Dicle? Müge Hanım. Ha, sen kaç kilosun yavrum? Ben tam 69 kiloyum. 69 kilosun. Sen de maşallah varmış da sen hocam, de... O da iyi. Dicle bak bir telefon bağlayacağım. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Yunus'la evliliğinize siz karar verirsiniz. Ama asıl onları üzen şey şu. Senin bu üvey babam dediğin kişinin yanına gerçekten baba sahikiyle mi gittin? Yoksa başka bir duyguyla mı gittin? İşte o bir başka duygu herkesi rahatsız ediyor.
Bunu sadece Yunus'un ya da Emre'nin bir erkek kıskançlığı olarak düşünme. Seni de düşündükleri için bunu söylüyorlar aslında. Bakma, ben onun kolyenin molyenin de bahane olduğunu farkındayım. Ama ben kendimi Yunus'un yerine koyduğumda, hani 49 gün önce ne olursa olsun bir küçücük yüzük bile alsam, gidip de o kaçtığın adama yedirmene üzülürüm. Ben müsaade etmem. Sen hasta olursun, bir şey olursun, gider onlar satılırdı, doktora verilirdi, hiç problem değildi. Ama şimdi yasaklı madde kullandığını iddia edilen bir adamın yanında 49 gün önce sana düğünde takılan şeyleri yersen, bu insanı birçok yönden rahatsız eder. Bak, bir hattımızda bir hanımefendi var. Dinle, ona göre kararını ver. Seni orada bırakmak istemem çünkü. Hanımefendi, günaydın. Günaydın, merhabalar Müge Hanım. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Müge Hanım, ben Sibel Hanım'ın ailesini, Antalya'daki ailesini tanıyoruz biz burada. Uzun zamandır, yani yeni olarak duyduğumuz bir şey değil bu, fakat uzun zaman önce şöyle şeyler konuşuluyordu. Bu Dicle kızımız daha da küçükken yaş olarak. Bu Hüseyin Bey miydi kaçtığı kişi, ismini tam bilmiyorum ama. Mehmet. Ha, Mehmet Bey. Mehmet Bey'le daha yaşı küçükkenden Dicle'nin Mehmet Bey'e zaten böyle bir ilgisinin, alakasının olduğu. Hatta kendisine uzun yola çıktığında da çok özledim, duramıyorum, işte sensiz olamıyorum gibi mesajlar attı, kendi resimlerini gönderdi. Yani duygusal bir yaklaşımının olduğu, bunun da Sibel Hanım tarafından bilindiği, fakat yine Mehmet Bey tarafından, hani yaşı küçük bir kız, başkasına aşık olacağına bana olsun, işte zapt etmemiz daha kolay olur, kontrol altında tutmamız daha kolay olur. O yüzden işte çocuk olarak değerlendirilip çok üstünde durulmadan yıllar geçerek bu konunun böyle ilerlediğini duyduk. Yani Sibel Hanım'ın da hiç bilmediği bir konu değil. Hatta Antalya'da daha fazla insan da biliyor bu konuyu. Siz de baş sallıyorsunuz. Biliyor musunuz? Bir ilişkisi olarak değil de sadece benim kızıma çok iyi davrandığını. Canım, tabii ki iyi davranacak. Yani baba olarak sevdiğini. Ben kızımla da çok defalar konuştum. Daha yayında kendisi de söylesin. Beyleri bağlasanız da. Yani ben kendisine, Dicle'nin de kendisine çok söyledim. Konuştum, çektim. Hani böyle bir ilişkisi, bir şeyi yok. Ben sadece onu baba olarak seviyorum dedi. Başka da hiçbir şey söylemedi. Benim gözümün önünde olan bir durum, bir şey yok. Benim kendi şüphelerim oldu çok fazla ilgi gösterdiğine. Hani benim kızım biraz dur, geri dur, işte açık saçık giyinme, yanında şöyle yapma, böyle yapma gibi sözlerim olmuştur. Dicle söylesin. Böyle bir şeyi uyarmadığıma dair. Bak, iyi de 5 dakika evvel bu kıza niye o adamın yanına kaçtın dediğinizde, ben seninle düzen kuruyorum dediğinizde, böyle bir şey hissettiğinizde niye o düzeni kurup kızınızı yanınıza almadınız? Ya Müge Hanım, benim çok gelgitlerim oldu yani. Sadece bugün çıkıp gitmedim ben evden. Müge Hanım, söz hakkı alabilir miyim? Müge Hanım, ben daha düne kadar kayınvalidem söylemeseydi, Dicle Açıkal'ın madde kullandığını bilmiyordum. Bilseydim bunlara başvurmazdım, evlenmezdim, konuşmazdım. Ben hani bilseydim, hakikaten de yukarıda Allah'ım var, Cenab-ı Allah'ım var. Benim ailem seradan tek tek domates kazanarak kazancını bana harcadı, altınları olarak. Benim ailemin emeğini, ailemin rızkını, bana yaptıklarını getirsinler, ben boşanmak istiyorum. Ben düne kadar madde kullandığını, bir tane de olsa, 10 tane de olsa, ben bu yaşıma geldim, ben o tuhafı çöpü bilmem, görmedim, duymadım. Ben bunları bilseydim, ben evlenmeye başvurmazdım. Sibel abla. Çok haklısın. Sibel abla. Şey, vallahi bunlara başvurmazdım. Yemin ediyorum. Bir ara çeyrek bozdurdunuz. Size para geldi mi, gelmedi mi? Geldi. Çeyrek altın bozdurdu. Hadi bunu da yalan söylesin. Çeyrek altın bozdurdunuz. Babaannesinin taktığı altını bozdurdu. Bozdurdu, annesiyle gönderdi. Benim babaannemin yaptığı gönderdi. Altını bozdurmuş. Yok, senin reisi. De kendi babaannesin. Kendi babaannesin. Kendi babaannesin, aynen. Dicle Hanım. Attı mı Dicle? Sizler ne kadar ben Mehmet'le birlikte özel bir yakınlık içinde benim değilim deseniz de, 49 günden beri yasaklı madde kullanıyorsunuz karşılıklı olarak. Tabii. Orada her türlü güzellik içerisinde, birliktelik içerisinde bulunmamanızın mümkünatı yok. Tabii. Böyle dahi olsa dışarıdaki insanların bakışı ve
hayatın görüşü sizi birliktelik içinde yaşıyor kabul eder. İki defa iki dört. Bir takım gerçekleri kabul etmeniz lazım. Şimdi... Hayır şimdi şöyle bir şey var. Hayır şöyle bir şey var. Normalde bunun olmaması lazım. 12-13 yıldır o da o ev biliyorsa, onu da babası biliyorsa öyle şey olur mu? Bunlar çok münferit olaylar. Bakın. Hayır hayır bunlar çok münferit olaylar. Ben kabul etmem. Olur mu? Bunun insan, babası olarak tahrip edilmesinin insan birine evladım dedikten sonra kabul etmiyorum hayır, ben. İnsan birine evladım dedikten sonra evladıdır. Kardeşim dedikten, abim dedikten sonra kardeşim. Burada neler gördük Müge Hanım? İşte gördük ama bunlar evlatlı çok münferit dedi, olaylar. Kardeşi dedi, anası olmaz dedi, ama. Babası dedi neler gördük? Olmaz. Dicle. Bak annen de kabul ediyor. Kızım senin ne işin var o adamın yanında şimdi? Ben sana açık açık sorayım. Annem nasıl kabul ediyor böyle bir şey? Annem tabii şu an çıktı kötüleme moduna geçti ve ağzı... Madem bunu şimdi kabul ediyor, neden daha önce polise gittiği zaman? Neden dememiş benim kızıma bu şekilde yaklaşımları vardı? Neden söylemiyor? Dicle'cim ben sana bak, ben diyorum ki... Benim kızım Mehmet Güzel'i babasından daha fazla sevdi. Baba olarak sevdi diyorum. Ama seni de bu mesela yanlış... mesela sen çok fazla ilgi gösterdiğin zaman ben seni çekip de... Kızım bu kadar çok yaklaşma etme diye uyarılarda bulundum diyorum. Bu doğru değil mi? Burada şu anda herkes de beni suçluyor. Sen bunları göre göre nasıl müsaade ettin diyor. Madem 12 yıl boyunca ben sizin yanınızda kalırken neden gidip kendini savunamadın? Şu an Müge Hanım'ın ben demiyorum ki bak Mehmet Güzel sana bir cinsel tacizde bulundu. Ben şunu yaptı, bunu bir yaptı şey demiyorum yani ki ben neyi ya. Neyi uyarıyordunuz yani yanaşma? Nesini ya uyarıyordunuz? Mesela hani insan kızını uyarmaz mı? Tam ergenlik döneminde bizim yanımızdaydı. Dicle bana ters cephe aldı. Mesela ben kızım çok açık fazla giyinme. Hani eğil kalk mesela şöyle giyin falan diye uyarmam. Suç mu Müge Hanım? Sonuçta babamı. Ne olursa olsun ben mesela üvey baba bilmem ne şeylerini çok duyuyoruz. Tamam benim kızım varken biriyle birlikte olmam. Ben kendim suçsuzum hatta ama Sibel Hanım bu demiyorum. Adam sizin kızınızla sizin yanınızda. Ben böyle bir şey ben böyle bir şey. Zaten sizin yanınızda bu adam benim sizin kızınıza şey, yasaklı madde kullandırmadı mı? Yunus evet. Bir saniye. Evet. Yunus bir saniye bir saniye. Evet. Tamam siz de buna göz yumduktan sonra tamam, artık bunlar benim daha... hatalarım. Ben bunlara hatasızım demiyorum. Bunlar artık hatanın da benim için evet. Yani ve bu herkes için böyledir. Hatanın da ötesinde bir şey. Yani ya. Yasaklı madde işin içine girdikten ya hocam, sonra zaten gözü boyandı yani işin ucu kaçıyor, ipin hocam, ucu kaçıyor. Hocam evet. Ben böyle olduklarını bilseydim evliliğe sen başvurmazdım. Sen bu konuda bak, bu konuda yerden göğe kadar haklısın. Düne kadar ben kayınvalidem buna söylemeseydi... Buna hiçbir şey diyemem. Kayınvalidem söylemeseydi, ben Dicle'nin bir tane de olsa, 10 tane de olsa, bir tane, iki tane de olsa madde kullandığını bilmiyordum. Düne kadar. Dün kayınvalidem bunu söyledi. Valla buralarda Yunus çok haklı. Ben böyle olduğunu bilseydim... Evet. Şey diyemeyiz Yunus. Konuşmayı kesinlikle keserdim. Yani o zaman Dicle yani siz de şimdi ne yaptınız yani Yunus'u... Ben boşanacağım. Ben boşanacağım. Hayır yani Yunus'u şimdi böyle arada kullanmışsınız yani. Beni mi bulmuş dolandırılacak? Üvey babasıyla Dicle. Altınları hepsi üvey babasının hepsini yaptı. Tamam da burada Dicle, yani... Lütfen susturabilir misiniz? 50 bin liralık altın. Tamam, bu para yoksuzluğunda. Da. Sen kendini şimdi Yunus'un yerine koy. Bu para yoksuzluğunda. Bu para yoksuzluğunda. 350 doğru bin liralık altın. Bu şekilde bir ithamlarda bulunuyorlar şu an. Onun açısından... Haklı. Ben şimdi onun yerinde olsam ben de aynı şeyleri söylerim. Mesela ben de şahsi olarak hiç hoşlanmam böyle şeyler. Bu konu hakkında sadece haklı. Tamam yavrum ama yani madem o zaman annenle başka şeyleriniz varmış yani bunlar varmış. Beni niye söylemedin? Bir de insan doğruyu anlatmadan evlenmez ki. Tabii. Niye yalan söyledin? Neden kaçıyorsun? Daha sonra evlenmeyelim demedin mi? Bir deste demedin mi? Biz birbirimizi tanıyalım sen, dedim. Ben, annemle ben seni tanıştım. Ben seni tanıştım. Senin madde kullandığını bilmiyordum. Bana niye ben söylemedin? Kendi anne söyledi burada. Babası kullandırdı, üvey babası kullandırdı dedi. Üvey babası kullandırdı dedi kendi annem burada. Ben kullanmadım. Senin Allah belanı versin. Annem, yukarıda Allah var. Dicle peki ben bir şey sorabilir miyim sana? Dicle bir şey soracağım. Dicle şimdi sen o adamın yanında kalamazsın. Dur bir dakika. Dicle senin o adamın yanında kalacak halin yok kızım. Şimdi sen yolu yakınken aklını başına topla. Bak arkadaşlarım seni arayacaklar. Atla gel bir annene de konuşalım. Anneni de eğer istemiyorsan senin başka bir akraban vardır ya da sana devlet sahip çıkar. Annen de ne yazık ki çok hayatını... Almış.
Bak annen de çok şey değil yani. Kendini çok toparlayamıyor. Dün kendisi de söyledi. Senin de aynı duruma düşmeni istemem. İnsana güzel geliyor herhalde. Alkol almaktan. Şimdi siz bana bakmayın. Ben hep çocukluğumdan beri midesi bulanan bir insanım. Bak yanlış anlamayın beni. İçen içsin, içmeyen içsin. Gene söylüyorum. Şimdi ben içemiyorum. Ha bir gün gerçekten çok sarhoş olup mesela burada çok sarhoştum hatırlamıyorum diyenler var ya mesela gerçekten ne yaşadıklarını deneyimlemek istiyorum ama midem bulandığı için ben tatlı içecek içebilirim. O nedenle içmiyorum. Yani yoksa benim hani içse içmedi öyle bir şeyimden dolayı değil yani ben alkol alamıyorum. Bir de ben hep böyle sağlam durmayı seven biriyim çocukluğumdan beri. Şimdi bu herhalde yasaklı maddeyi de bilmiyorum. İçince herhalde insanı bir şey yapıyor ki hadi bir daha için bir daha için falan. Fakat bu annenin anlattığı gibi bir babanın ya benim kızıma dışarıda verirlerse ben evde deneyimleteyim diyecek bir şeyi değil. Bak bir saatten sonra kafa gidiyor demek ki. Bu alkolde de böyle, yasaklı maddede de böyle. Bak annene ben dün dedim, ben bir şey soruyorum o başka bir şey anlatıyor. Sibel dedim, senin biraz kafa gitti mi? Dedi, gittik. Dirce sana da benzeri olacak. Gör anneni, işte bak annene gör ilerideki halini. Ben alıversin. Mehmet Bey sen şu kızı da bir gönderir misin lütfen? Sen bir kere onun kanunen hiçbir şey değilsin. Ama yasal olarak yani senin ne o kızı yanında tutmanın ne gibi bir anlamı var? Dicle, eğer anneni de istemiyorsan başka bir yol bulalım. Bak yazık, bir tane mi çocuğun var senin? Bir tane başka. İyi ki bir tane yapmışsın. Dicle'cim. Nasıl? Bak ben seni tanımıyorum, Mehmet Bey'i de tanımıyorum ama ben yasaklı madde kullanan kişiden korkarım kızım. Korkuyorum yani, elimde değil. Gel kızım sen buraya. Üzerinde de ne bilekliğin, bileziğin ne varsa da sen onurlu bir kız olarak ne varsa da ver Yunus'a teslim et. Tamam mı yavrum? Boşanalım. Ayrılmak istiyor. Sen de ayrılmak istiyorsundur herhalde değil mi? Yani boşanma. Dicle'cim. Seni dinlemiyorlar ki ya. Dicle'cim dinliyoruz. Ne varsa üzerinde getir yavrum. Gel bir an. Bak yüzüm kızım her zaman taktığım şeyler. Ama bak mesela buradan ben kuyumcuyla konuştum. Konu o değil şu an. Hayır önce şunu bir burayı kapatmayın. Annemle bir konuşabilir miyim? Ama beni dönmeyin lütfen. 52.95 53 gram bir şey varmış. Kordon varmış 111 bin lira. Tamam da. Yolcalık oyunu taktı. Hocam pardon yüzüm ve küpem her zaman taktım bu. Onun ailesi diğer bilezik ve kolyeyi her zaman alıp taktıyorlardı. Bir yere giderken verip taktırıyorlardı, geldiği zaman alıyorlardı. Şimdi bu değişti de konum. Ben annemle konuşabilir miyim? Evet, söyle Dicle, dinliyorum. Anne. Efendim. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Sen bu ithamlarda bulunuyorlar. Nereye karşılaştık? Dicle'cim. Benim eşimin yanında bu şekilde birisi bağlanıyor, tanımadığımız ismini bile bilmiyor suçladığı kişinin. Kendin mi tuttun, ne yaptın? Konuşturur musun? Konuş yani. Neyi anlamadım ki ben sen ne diyor? Yayına birisi bağlanıyor. Biz küçük yaştan beri dayısı gene komşusuyuz diyor. Biliyoruz diyor. Ama suçladığı adamın ismini bilmiyor. Bunu sen mi tuttun? Ne yaptın? Neden böyle konuşuyorlar? Şimdi ben de sana bir şey sorabilir miyim? Dicle sen buraya geliyorum, hat çıkartıyorum, telefon ayarlıyorum deyip o yayına çıkmayın deyip benim yanımda Mehmet Güzel yok deyip yayına fotoğraflarımı beni orada oyalamaya niye çalıştın? Öldüreyim kendimi. Niye? Oyalanma uçak paranı anne, biletini kestireyim gel tamam dedin. Siz planı yapmışsınız zaten. Ne ben planı yapmışız? Yanıma bak yanıma getiremiyorum. Tamam plan neymiş bir söyle bakalım bizim planımız neymiş sen anlat bakalım ne yapmışız? Siz gitme bana dediniz ki sakın dediniz dışarıya falan ben aramam var. Ben polise gidiyorum benim aramam varmış neyden dolayı? Biz neden ben böyle sana böyle bir şey diyorum. Demedim. Böyle bir şey söyledik mi? Yalan, böyle bir şey söylemedik sana. Var. Ben seni aradım. Haporlar açık. Hepimiz de duyduk. Dicle yanıma gel. Ben İstanbul'dayım dedim. Kendilerini kovalarak sanıp aşağılıklar. İkine de diyorum dinginler. Bakın. Bak. İkine de sesleniyorum. Demeyiniz mi böyle bir şey? Hayır hepsi yalan. Böyle bir şey söylemedim. İkiz dinginler diyor. İkiz dingiller. Ha. Mürgün Hanım bir şey diyeceğim. Annesi emniyetteyken, annen emniyette dedin gel kızım altınları almadığıma dair. Emniyetteyken dedim ki gel kızım dedim. İfade ver. Hırsız İstemiyorsan dedim. Emniyetteyken boşan dedim. Daha ben ne diyeceğim sana kızım ya? Kızım ne yaptı? Taksiye bindim emniyetin önüne geldim.
DJ tamam sen kendini orada güvende hissediyor musun? Güvendeyim diyor musun sen kendini orada? Dicle. Senin sen o kişiyle mi yaşamak istiyorsun? Dicle sen gerçekten üvey babanla mı yaşamak istiyorsun bu saatten sonra? He. Niye bu da açıp açıp kapatıyor? Duygu Hanım ben bugün savcılığa başlayacağım. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu telefon mesela biriyle konuşurken belki Dicle'ninki kesiliyordur. Onun için söylemiyorum da bir ek bilgi olarak veriyorum. Mesela biriyle konuşurken karşı taraf kızıp telefonu suratınıza kapatıyorsa o kişiden hemen kaçın. Bak Müge dediydi dersiniz. Bunu da böyle buzdolabı üzerine yazıp hocam, yapıştıran. Çok ciddi bir sıkıntıdır bu. Yani Dicle'nin belki kapanmıştır. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen de şu bilezik kolye meselesinden bir vazgeçer misin Yunus? Vazgeçtim. Hani sahte dedi ya. Benim abimin hanımı var. Ya sen 1,5 aylık evliliğine yan be çocuğum. Benim abimin hanımı var. Hani sahte dedi ya. Ben sahte demesine kızıyorum. Benim abimin eşi var. Özlem Açık Hanım. O da yanımızda şahit. Kuyumculardan. Ya iki tamam tane da mevzu ben, kolye mi? Hayır benim şu anda yuvam hani ben hiçbir şey çekeceğim. Onu da söylediler Müge Hanım. Dicle'ye dediler ki gel dediler. Sen yeter ki çık gel sağ salim. Altınlar kayboldu deriz. Oğlum altınlar gene beraber yaşayalım. Bak, gene sen yine kızımızın yaşayalım. Yani bu insanlar daha ne yapsın bak, ya? Sende de şunu görmüyorum. Dicle mesela diyor ki benim üvey babamla aramda hiçbir şey yok diyor. Bana iftira atıyorsunuz diyor. Hüseyin Öztürk'ü bağlayalım. Ondan sonra. Mesela sen de hani karına şunu demiyorsun yani böyle konuştular ama bir gel bir konuşalım. Dedim kaynanam, kayınvalidem şahit. Dicle dedim, bak dedim İstanbul'dayım dedim. Gel dedim İstanbul'a dedim. Bak dedim hiçbir şey olmamış gibi dedim. Yuvamıza dönelim dedim. Kayınvalidem evet. Şahit. Bu laftan dedim, sonra yine söyledim. Hiçbir kimseye bilgi vermeden hani gel dedim barışalım. Hayır niye ona inanmayı tercih etmiyorsun mesela? Barışalım ben dedim, tekrar dönelim dedim. Hayır ben kıza şurada hak veriyorum. Kız diyor ki ben büyüdüğüm eve döndüm diyor yani. Annem yok. Ama benim de gidecek yerim yok. Ben de büyüdüğüm eve döndüm neden diyor. Neden gidecek yeri yok Müge? Kime gidecek? Benim yanıma gelsin. Sen benim, kimin yanındasın? Benim abim var, ablam ya var, annem var. Yavru sen zaten damadının yanına gitmişsin. Yani ama senin ben bunu hayır şimdi ama bak Müge Hanım bu şurada bak ben bu insanların yanına geldim ama ben bu insanlarla ömür boyu yaşayacağım. Bunların yanındayım artık demiyorum. Sibel'cim. Dayısına gidebilirdi. Senin Dicle'nin nasıl beraber büyüdüm dediği üvey babasına gitmesiyle işte senin damadın evine gitme aynı şey. Şimdi şöyle bir şey Müge Hanım. Bu insanlar Dicle evden kaybolduğunda benim hakkımda da suç duyurusunda üçümüzün bir plan yaptığını düşünüyorlar. Ben de onların yanında olmadığımı. Sibel'cim belki de. Tamam gelelim beraber adım atalım diyerekten ben bu bak, insanların Sibel, yanına geldim. Birisi de yan komşu da senin hakkında bir dedikodu çıkarsaydı mesela şimdi benzer bir durum olabilirdi. Diyorum ki kızınızı bir dinleyin. Dicle, bir gel. Dinliyor musun beni? Evet, dinliyorum. Bir gel. Madem yok Mehmet'le aranda bir şey, tamam mı? Mehmet'le aranda eğer bir aşk meşk durumu yoksa zaten senin o evde yine de kalman uygun değil ki kızım. Bakın, benim ona ben karar verebilirim. Ama ben şimdi anneme sadece soruyorum. Ona ben karar verebilirim. Bir Süleyla bağlanıyor. Anladım Dicle'ciğim. Teşekkür ediyorum hayatım. Teşekkür ediyorum. Bence kendi kararlarını almaya devam et o zaman. Tabii. Yani ama son pişmanlık fayda etmez demiş atalarımız. Evet. Gidersin tabii ki altınların için annesi. Sen de başvurursun ama bence altından çok daha önemli bir durum var. Ben senin yerinde olsam Dicle. Dicle senin yaşın 20, benim yaşım 40. Gelir annemin yanında benim bir konuşurdum. Benim zarar gördüğüm bir evden sana hayır gelmez. Hocam ben boşanmak istiyorum. Ben savcılığa da ağlarsa anam ağlar demiş. Gerisi yalan ağlar. Duydun mu? Sana şimdi, yine bu dünyada acıcak olan, pazar günü yine başına bir şey geldiğinde arkanda duracak olan ben varım. Üzülecek, ağlayacak olan ben varım. Bakalım, başka hiç kimse değil. Dicle ile konuşmaya devam edeceğiz. Ben buradan Mehmet Bey'e de sesleniyorum. Mehmet Bey yani bu tip iddiaların arasında bu kızı yanınızda tutmak istemeyeceğinizi düşünüyorum. Eğer gerçekliği yoksa. Üstelik asla kabul etmem. Bir insana çocuğum dedikten sonra artık başını da kessen onun evladıdır. Abi dedikten sonra başını da kessen abisidir. Kardeş dedikten sonra başını da kessen kardeştir. Ben öyle, o öyle yapar, bu böylesin. Ben öyle dolan baş yolu bilmem. O gözle bakacaksın. Annesiyle beraber olduğun bir kıza da yan gözle bakmak. Vallahi bu da ensest. Ya bana göre bu da ensest. Yani ensest dediğimiz şey tamam kan bağı ama bir duygusal bağda yok mu yani? Bir toplumsal bağda yok mu? Efendim pazar günü İstanbul Beyoğlu'ndan kaybolmuştu. Dün biliyorsunuz yayınımızın sonunda babası stüdyomuza gelmişti. 14 yaşındaki otizmli oğlumuzu dün bulduk. Zindan arkası mezarlığında bulundu. Enteresan bir iş. İzlerken hatta bizim bu Lady'yi, hani bizim kayıp köpeğimiz vardı ya, Lady'yi düşündüm. Çocuğumuz zaten dışarı çıkıyormuş biliyorsunuz. Babası da benzer bir şey söylüyordu.
Dün Kasımpaşa'daki izleyicilerime de çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Sonra mezarlığın orada olduğu haberi geldi. İşte polisler de gitti, biz de gittik falan filan. İşin teferruatı. Ama bu sırada bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde orta yaşlarındaki bir erkek çocuğumuzun yanına yaklaşıyor. Onunla böyle yürüye yürüye gidiyor. O görüntülerden sonra çocuk eve gittiğinde farklı iddialarda da bulunmuş. Baba o yüzden aramızda değil. Çünkü bugün savcılığa başvuracak. Çocuk ondan korkmuş, kaçmış aslında. Yani çocuk öyle biriyle karşılaşmasa normal evine geri dönecek. Tamam yani otizmli ama yani evini yurdunu bilen bir çocuk yani. Bu böyle yaşayan, hatta iş yerlerinde çalışan son derece sayısı fazla olan otizmli gençlerimiz var. Çocuk ondan kaçıyor, mezarlığa sığınıyor. Ondan geri dönemiyor aslında. Şimdi o kişi hakkında da ceza işlem yapılması için baba başvuruda bulunacak. Ve bence zaten... Evet, bence zaten babada bulunmalı. Böyle de kimse de kimsenin ne kedisine, ne köpeğine, ne çoluğuna, ne çocuğuna, ne kadınına, ne kızına kardeşim yanaşmayacak. İki kere iki dört yani. Biraz da başınızı öne eğip yürümeye devam. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. İstedim mi? Hayır, ben istemedim. Söyledim. Söyledim. Ben istemeden de bir şey vermiyorum. İstediğimi vermiyorsunuz, istemediğimi veriyorsunuz yani. Çok enteresansınız yani. İzleyelim görüntüleri. Ya. Caner Doğmuş, 31 Mart'ta kaybolan 14 yaşındaki otizmli oğlunun bulunması için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. İstanbul Beyoğlu, Kasımpaşa'dan kaybolmuş. Konuşabiliyor, adını da söyleyebiliyor fakat çok çekingen bir çocuk. Kimsenin yanına gidip bir şey de isteyemezmiş. Biraz hava alayım dedi ama sürekli çıkıyor geliyor, her zaman yaptığı şeydir. İzleyicilerimiz biraz daha dikkatli etrafa bakınırlarsa inşallah size de güzel haberi veririz, merak i̇nşallah. Etmeyin. Bulalım, ona bir sevgi izi de yaptıralım. Evinden çıkıp kaybolan çocuğumuzun Kasımpaşa'da görüldüğüne dair gelen ihbarlar üzerine ekibimiz vakit kaybetmeden harekete geçti. Yayınımızın ardından kayıp çocuğumuzla ilgili ihbarların yoğunlaştığı Kasımpaşa'da araştırma yapmak üzere sahadayız. Bir kayıp çocuğumuz var. Buralarda görülmüş, burada da yaşıyor. Gördünüz mü? Görmedim. Ya sabah izledik onu. Müge Anlı'yı ararız. Görürsen muhakkak haber veririz. Yani bu insanlık vazifesi. İnşallah bulurlar. Temennimiz o. Sabah Müge Anlı seyrettim. Her yere bakacağım. İnşallah bulunur. Araştırmalarımızın devam ettiği esnada 14 yaşındaki çocuğumuzla ilgili bir gelişme yaşandı. Kayıp çocuğun sabaha karşı Kasımpaşa'da arkamda görmüş olduğunuz caddede genç bir kişiyle birlikte yürüdüğü güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Araştırma yaptığımız bölgedeki caddede güvenlik kameralarına yansıyan çocuğumuzla ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı. Çok yakın bir noktadan zindan arkası mezarlığının oradan bir haber aldık. Hemen o noktaya doğru geçiyoruz. Ve biz araştırmalarımızı sürdürürken güzel haber geldi. Kayıp çocuğu kaybının ikinci gününde Kasımpaşa'da zindan arkası mezarlığında bulundu. Mezarlıkta bulunan ve ailesine teslim edilmek üzere Beyoğlu İlçe Emniyeti Çocuk Büro Amirliği'ne getirilen çocuğumuz artık güvendeydi. Ve Caner Doğmuş 14 yaşındaki oğlunu teslim aldı. Dün akşam kaybettik, sabaha kadar aradık, bulamadık. Sabah aklımıza Müge Anlı'yı aramak geldi. İyi ki aramışız, aynı gün saatler sonra oğluma kavuştum. Müge Hanım çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Size. Asiye ile Ergün beni evlilik vaadiyle yaşlılara dolandırmaya zorladı diyen bir hanımefendi vardı. Bugün o canlı yayınımızda. Arzu Hanım sayesinde tanıdım bu Asiye Hanım'ı. Benim gerçekten kalacak yerim yoktu. Asiye de benim hani o gün kalmama izin verdi sağ olsun evinde. Eve gittiğimde Ergün Bey akşam istersen dedi hani dedi benim sayemde dedi çok para kazanabilirsin. Niye böyle sürünüyorsun diye bir kelime kullandı. Saf insanlar da dedi böyle dedi evlenmek isteyen insanlar da dedi kandıracağız dedi. İlk önce söz yapacağız, başlık parası alacağız. Ondan sonra dedi nişan yapacağız. Sen kuyumcuya gireceksin. En pahalı ziynet eşyalarını alacaksın. Ondan sonra kaybolacağız ortadan dedi. Ve ben kabul etmediğim için ben onların evinden o gün akşam kovuldum. Sevim Yıldırım'ın oğlundan evlilik dolandırıcılığı için teklif aldığını söyleyen tanığımız Asiye Hanım'ı bir hayli öfkelendirdi. Ben seni eğer Tanrı bulsa ben seni parçalamasam bir şey yapmadım ben mi? Parçalarsın. Hadi tövbe yarabbim. Ben sen hiçbirini kabul etmiyorum. Hatta 3-4 defa da yanına çağırdı ve teklifini sürekli yineledi. Buyurun Ergün Bey, aradınız mı? Bu şahıs
Bir arkadaşından geldi benim yanıma. Yalanı dolanı bıraksın. Senem de git bebelerine sahip çıkıp bebeler yurda attın. Niye attın bebeleri? Asiye önce sen başkasının bebelerine yurda verdin diye laf söyleyene kadar sen de kendi bebelerini verdin. Şimdi tencere dibin kara, seninki benden kara yani. Allah Allah. Ergün Bey, niye aradınız hanımefendiyi? Ben aramadım. Allah aramadı ne işin? Sen aramadım. Nereden biliyorsun arayıp aramadığını? Ben aramadım. Onu demeyeyim ben. Ya. Ergün aradı diyor zaten. Asiye aradı demiyor. Bu vatandaş... Hani oturup kalktı, insandan geldi. Niye? Ben de onlara bir hani ayarladım o zamanlar tahmin tabii. Hani ben bunu böyle alma satma onlar yalan dolan. Yalan. Oturdu... Siz onlara yer temin ettiniz. Hani verdim o zamanlar tahminim verdim tabii yer temin ettim. Tanığımız Sevim Yıldırım'ın oğlu tarafından ölüm tehdidi aldığını da öne sürdü. Hatta beni tehdit etti Müge Hanım bu Ergün Bey. Eğer bu konuştuklarımızı herhangi bir yerde konuşursan canından olursun. Ne olursa olsun seni bulur öldürürüm. Yani yaşatmam. Ya ben öldürmezsem etrafımdakiler illaki seni öldürür. Elimiz kolumuz her yere uzanır. Ve hiç ummadığım bir yerde kim vurduya gidersin dedim. Ben öyle bir şey de demedim. Vallahi Müge Hanım ben neymişim de haberim yok. Ergün Bey. Yalana ne gerek var? İki sevgilinin iddiaları yanıtlamak yerine iki kardeşe karşı gösterdikleri tavır tansiyon yükseltti. Biz bunlara cevap verin ya. Annemiz babamız ya, değil bizim konumuz. Yeter gayrı. Mikrop. Ya ne değiştiriyorsunuz da sürekli? İşinize gelmeyince. Siz işinize gelmeyince. Bize de bağlanabilirler. Bir başka çarpıcı iddia ise oğlunun sevgilisinin Sevim Yıldırım cinayetini anlattığına yönelikti. Asıl Asiye'nin bu işi yaptığını ve sakladığı söyleniliyor. Bu Sevim teyzenin altınlarını verirdim vermezdin diye bir münakaşa yaşanmış. Münakaşa kimin arasında oluyor? Kendi aralarında olmuş Sevim teyzeyle Asiye'nin arasında olmuş. Yani Asiye Sevim teyzeden altınları mı istemiş? Münakaşa yaşanıyor. O münakaşa esnasında Sevim teyzenin öldüğü söyleniliyor. Abo. Senin arkadaşın ya Asiye. Kız, niye bize soruyorsun? Bir sor. Müge Hanım ben hayatta, hamsat ablam, ben kaynama hayatta bir laf söylemedim. Aynı kendi anam gibi söyledim, öyle şey olur mu kız karıya? Birileri bir yere, Ergun. Birileri olayı yönlendiriyor da nereye yönlendiriyor onu merak ediyor. Necati Bey'in kızı bir şeyden bahsetmişti. Demişti ki Asiye sürekli her kızdığında böyle boğma hareketi yapıyor falan. Ya ben her tarafta ya ben tarafta. Tamam Müge Hanım bir saniye. Beni sinirlenmiyorum ha. Ya ben sinirsiniz. Ben mesela bu öfkelerden korkarım. Kardeşlerinin cinayetle suçladıkları isimle ilgili izleyicilerimizin de iddiaları vardı. Eşim 2016'da kaza geçirdi, bitki. Sel hayata girdi. Asiye geldi yanımıza. Biz konuştuk, tanıştık. Ergün 60 yaşlarında bir adamla geldi masaya oturdu. Bana dedi ki senin durumun belliymiş dedi. Bu adam evlenecek dedi. 10 tane Cumhuriyet altınla anlaştım. 5'i senin, 5'i de benim dedi. Biz orada kavga ettik. Bir de kavga ettik diyor. O kavga nerede ettik, nerede yaptık? Ne tanıyorum ne biliyorum. Açıklayayım ha yüzüne diyorum. Ben Ergün Bey'i otogardan tanıyorum. Yanımda bir bayanlar var dedi. Onlarla istediğin gibi dedi. İlişki de kurabilirsin. Yapmak istemiyorsan dedi. Ben diğer tezgahlarım var. Onlarla uğraş dedi. Dedi ben sana iş kalacak yer her şey ayarlarım dedi. Ben de yeni evli olduğum için daha o zaman bir aylık falan evliydim. Hemen direkt uzaklaştım. Nasıl öyle bir şeye ben giremem. Kardeşim adınla sanınla yalan doğru bir den. 5-6 ay önce mi karşılaştık kardeşim beraber? Onu söyle biraz dikkatli ol. Öyle yalanla dolanı bırak. Anlaşamadığımız bir yer var da nereye orayı çözemiyorum yani. Anlaşamadığımız yani biliyor musunuz Ergün Bey? Sizin bu yaptım dediğiniz işleri herkes yapmaz. Bu zaten anormal bir durum olduğu için o yüzden insanlar bağlanıyorlar ve söylüyorlar. Normalde 50 yaşında bir adam 75 yaşındaki annesinin kapısına girip anne 3000 lira 65 yaş maaşı alıyormuşsun ver bana anneminkini babamınkini de demez. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet bugün stüdyomuzda siz gelsin yüzleşelim demiştiniz. Yüzünü saklayarak aslında yayınımıza çıktı, röportaj verdi, canlı yayına katıldı ama ben gelir yüzleşirim de dedi. İddialarının arkasında olan hanımefendi, ismini de söylüyor muyuz? Evet Tuğba Hanım hoş geldiniz, buyurun siz de. Siz de şöyle alayım. Hoş bulduk. Evet Asiye Hanım, Ergün Bey tanıyabildiniz mi Tuğba Hanım'ı? Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş bulduk Müge Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tanıdınız mı? Çok iyi biliyorlar. Beni çok iyi biliyorlar Müge Hanım. Ergün Bey ve Asiye Hanım çok iyi biliyorlar beni. Tanıdın mı? Tanıdım ben. Abla tanıdım diye yalan söylüyorsun. Allah yukarıda. Yalana evet. Gerek yok.
Tamam Müge Hanım, bak ben dedim çekiniyorum. Ben tanışalım. Tanıyorum. Nasıl olmuş? Mezara çıksın. Burada tanışmaya gerek yok, zaten tanışmışsın. Bak tanışıyormuşuz ya, her şey hani bak yüz yüze daha rahat olur. Yalana gerek yok bak. Cenab-ı Allah yukarı hiçbir zaman. Aha bak tanıyorum ben. Tanımıyorsan tanımam. Tamam, nasıl tanırsınız? Ben Asiye Hanım'ı zaten ben gene söylüyorum. Müge Hanım, pardon Arzu Hanım sayesinde tanıdım. Arzu Hanım sayesinde. Evet, Arzu Hanım'ın orada gördüm. Arzu Hanım sayesinde değil. Bak sesini beni bölme. Dinle, ondan sonra tekrar konuşmana devam et. Asiye Hanım ve ben Arzu Hanım sayesinde tanıdım. Yani, onların senin evindeydim. Bu bayanın evine geçtim. Asiye Hanım'ın evine geçtim. Hani ben gerçekten kalacak yer sıkıntım vardı. Sokakta yaşıyordum ama kendim. Geldi gitti. Yani oraya şey yaptım. Asiye Hanım'ın oraya geçtim. Orada otururken yemek yendi, çay içildi. Ondan sonra bu Ergün Bey bana dedi ki sen dedi niye bu kadar sıkıntı çekiyorsun ki? Sen salak mısın? Buyurun kendisi söylesin. Sen gel benim yaptığım işi yap. Ne yapacağız abi diye sordum ona. O da evlilik vaadiyle dolandırmaktan evet. Bahsettiniz evet. Mi Ergün Bey böyle bir şey? Yok, dün dinledik yani, çünkü. Evet. Yok, ben onu tanımazdım bile. Hani yemek yiyorduk. Yemek, hani nerede yemek yiyordunuz da ben yanınızda mıydım? Niye yalan? Ben seni nerede yemek tanıdım? Yemek yerken de çay içerken de yanınızdaydınız Ergün Bey. Arzudan dolayı tanış. Sen beni tanımıyorsun ki bile. Yalan söylüyorum. Ben seni kiminle tanıdım? Benim evimde bir gece misafir oldum. Kiminle geldin? Niye yalan söylüyorsun? Evet, sen kiminle dara geçiyorsun? Evet sonrasında ne oldu? Sonrasında kabul ediyorum. Sonrası da bu ömür de bu. Allah'ın kuş günü dışarıda kaldın. Bir diğine dışarıda kaldın. Bak eşim seni ne diye evden kovdu? Ben neyse bu. Dükkanda sabaha kadar oturduk. Kiminle konuştun? Bizim bebeğinle konuştu 24 saat sabah. Ben ondan eşimle, öncesinden bir dakika, bahsediyorum. Yere mi oturdum ben seni? Ondan ya öncesinden bahsediyorum evet. Eşim geldi dükkana. Seni koyan kim? Bu insan. Benim eşimin yanında ne arıyorsun diye. Sen neyin tartışmasını yapıyorsun? Sen niye geldin benim eşimin yanına gece? Ya bırak ya. Şöyle söyleyeyim. Müge Hanım ben neyse bu. Ben ne olduğunu hiç anlamadım. Bir saniye. Müge Hanım ben bunu tanımam ne? Müge Hanım bak. Bak isteseniz hani ismini vermeden numarasını verin. Yok ismini. Bağlan. Ben karışmam bak. Müge Hanım sana izin alın. Yedi ya bağlan. Bağırmadan konuş ya. Hani kendi akrabam yani. Sağ ol vallahi Asiye. Ya bir saniye gelin kendi akrabam. Sana bir sahibi olabilir miyim dedi. Ben de ne demek ki başım üstünde yerim var. Yemin ediyorum abime beraber geldiler ya. Müge Hanım izin alamıyorum. Bak yalan yok. Gerçekten ben. Yalnız Asiye seninle dün son blokla bu arada böyle bir tamamen bir ruh halin değişti. Bak sana bir şey mi? Benim yalanım yok bak. Ben hani eşim kahveye gidiyor ya. Hı. Ben bunu aradım uçamadım bak yalan yok. Aha kendisi burada. Acaba Allah korusun diye hani kavga olmaz mı? Doğuş insanlar olur ya çarşıda. Bebeği şeyde çalışıyordu benim oğlan kantinde, hastanede. Bebeği işe gönderdim. Üstümü başımı giyindim, durdum dükkana gideyim. Acaba dükkandan mı yatıyordum ben? Ya kış günüydü mü? Bir dur, yani, bir sözümü kesme ya. Dükkana gittim. Vallahi böyle. Çıktım yukarı. Eşimle beraber eşimin yanına girmiş yatmış bu Müge Hanım yatmaya... Bakın bir saniye, öyle değil bak. Bir saniye dinler misiniz? Sus bir dinle. Bir saniye, siz sözümü bölme. Aynı anda konuşuyor. Ya sözümü bölme kızım bak bölme. Tamam söyle devam bak, et. Bak sen kışkında kaldın. Evet. Acıdın. Ekmeğimi ya, yedin, suyumu içtin. Evimde kalma. Bak evimde kalmadın yalan yok gönderdim. Ben senin evimde ne kalmam. Hani koymam evime. Ben de lafın nereye gidiyorum? Yatamadan. Sonu dinliyorum. Müge Hanım yatağıma bile yatırmam seni. Niye? Sen niye gittin bizim mesela madem dükkana? Ondan sonra sabahdan onunla bununla senin erkeklerle konuştuk. Sen benim eşimin dükkanında ne işin var? Bak Asiye. Bir sus. Bak kendi suçunu örtmeyi geçin. Bana iftira bak, atıp durma. Kesme, kızım, bak, bak Allah'tan kork. Allah'tan ya, mübarek gün. Allah'tan kork. Kızım bak sözümü bitirin. Azıcık Allah'tan korkun varsa. Tamam bir de ben anlatayım istiyorsanız. Bir sus. Dinle. Doğrusunu ben biliyorum sen değil. Bak, anlatayım istiyor musunuz? Sözümü kes biz din büyütmeden katılıyorum. Tamam. Tamam sonra yakaladın ne yaptın? Bak babana bak buraya dur da boyanıp çıkarıp da çıkma. Seni ilgilendirmez ki. Ya bırak ki. Nereye çıkarsa bak, çıksın seni ya. Seni hiç ilgilendirmez. Allah kız Allah. Bir dakika. Seni ilgilendiren bir konu var mı bu konuda? Hayır sonra onları gördün ne yaptın? Ben mi? Hı. Bak kızım dedim. Benim eşim yanlış anlamadım. Ben senin eşin yanında böyle olsam sen bana ne tepki verirsin dedim. Ben senin eşin yanına gitsem dedim. Doğru. Ben bunu kovdum. Asabalar, o benim kardeşim diyendi. O benim abi. Abi niyetinden niye gidiyorsun o dükkanda kalıyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Çok sakin olmuşsun. Müge Hanım. Hayır yani burada hep böyle kalkıyorsun, Bey, kopuyorsun. Ergün Bey Tuba Hanım'ı çok iyi tanıyor. Yok, evet, sen yok, bir dakika. Sağlıyor. Ondan değil Müge Hanım. Asiye Hanım diyor ki, bir dakika bir konuşayım. Asiye Hanım diyor ki,
Ben dükkana gittim. Her gün Tuğba'yı bir arada gördüm diyor. Ya hocam öyle değil bak. Asya'nın olayı çarpıtıyor. Tamam diyor da ilişkin yok. Bir dakika Asya Hanım'a tekrar soralım. Asya Hanım sen dükkana gittiğin zaman Tuğba Hanım'la Ergün Bey'i yan yana baş başa gördün mü? Şöyle kanepede, o başka kanepede, o başka kanepede. Yani neyse gördün. Ayrı ayrı. Sohbet ediyorlar. Ben hocam zaten diyorum onu. Ayrı ayrı yatıyorum. Öyle yani yan yana değil ama bu. Ya yani yan yana dediğin sanki. Ya, geniş kanepe. 500 metrekareli dükkan mı? Kardeşim hep doğrular söylüyor. Bunlar beni yalanlıyorlar. Müge Hanım ben anlatayım müsaade edersiniz o olayı da. Senin yalanların hep yalanmışsın. Müge Hanım bakın bu Ergün Bey kendisi bana bunları söyledikten sonra ben hani devam edeyim istiyorsunuz. Ergün Bey bana bunları söyledikten sonra ben de dedim ki abi hani nasıl yapacağız? Hani ne olacak nasıl olacak? Ergün Bey bana dedi ki böyle dedi saf insanlara dedi evlenmek isteyen insanlara dedi. Evlenmek isteyen insanlara dedi seni dedi göstereceğim. Abin gibi tanıtacağım, abin olacağım, dayın olacağım, baban olacağım. Gerektiğinde her şey olacağım. Seni onlara göstereceğim. Ondan sonra Ergün Bey öyle dedikten sonra Ergün Bey dedim. Hani Ergün abi diyordum. Hani niye bana böyle bir şey söylüyorsun? Hani ya bir saniye, ben böyle bir şey zaten kabul etmiyorum. Etmiyorum da dedim. İşte dedi sen dedi bilmiyorsun dedi benim dedi Çankırı'da tanıdığım çok kuyumcu var dedi. Benim elimin altında çalışan çok kadın da var çok kuyumcu da var dedi. Buyurun inkar etsin. Onları dinmedi yalan söylüyor. Bakın ben ben karşılaşmak zaten yüzüne bunları söylemek için buradayım. Haydi hayret. Ben de karşılaşmak için çağırdım yani sen yüzüme karşı yani. Sen doğru bir şey bak çekiniyor mu? Sen hastalandın. Ya bir saniye. Konuşsun ya bir sakin ol. Sen hastalandın da yüzüne suyu benzetme. Buyur buyur. Bayılıyordum daha. Gerçekten bak. Yapma. Bak yapma. Ya bir saniye. Ekmeğe mi yedin ya gözünle dizine dursun. Hayır ne zaman hastalandı da yüzüne sen şey yaptın. Bizim anladın mı? Evet. Bir dakika. Bir dakika. Ama niye birbirini dinlemiyorsun? Şimdi gelin ben bunu daha tanımıyorum biliyor musun? O kültür merkezi var. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen burada Nurgül'le Satın'ın üzerine hemen terliğini çıkartıp saldırıyorsun da Ayşe'nin şeyin falan. Niye peki o zaman bunu dükkanda görünce onun da üzerine saldırdın? Saldırdım. Saldırdım. Bana da saldırdı. Saldırdım. Hiçbir şekilde saldırmadım. Saldırdım. Yalan söyleme. Ben olayı da anlatacağım doğrusunu. Hani benim burada yalan söylemek için gelmedim. Ben her şeyi dost doğru söylemek için geldim. Senin yalanını dolanını ben şimdi Müge Hanım bağlas bir dine. Ben sana bunları söyledim. Diyorsun ya. Sen hep yalan söylediniz. Ya bir saniye. Bunları... Bir dinle. Sen benim kimle oturup, özöz amcama oraya oturup kalkıyorum. Ben sana bunları nasıl söylerim lan? Onlar evlenmek için ben de bir yerlerdim. Bundan evet. Uzak, bundan uzak durdum. Evet Müge Hanım. Yalan sonradan. Bakın İtirahatı. Sonradan. Ha? Aradan özel belki bir ay geçtikten sonra bir ay falan bir şey geçti. Bir ay falan geçti. Yalanı, ben beterde özgür bir kadınım. Benim başıma böyle oldu. Benim dedi amcam da hayal benim dedi amcaoğlu var dedi. Hani bununla takılır mısın? Yalan dolan. Ben de evet dedim. Çekindiğim ne yok. Evet dedim doğru takıldım. Başına böyle oldu. Ben onunla takılırken. Bir ay sonra diyor bana dedi amcamın oğlu yatağına. Tamam Müge Hanım. Müge Hanım. Evet. Yalan. Gerçekten yalan. Söyleyin kendisi de bir şey. Sizi gelince tanıdım ben bunu. Ha? İkisi gelince tanıdım. Benim amcam evine geldiler. Vallahi yalan. Yalan. Yemin ediyorum tanımıyorum diye ya. Yalan kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. Sen var ya senin her şeyin yalan. Asıl sizin her ya çıksın bak ben iyi değilim. Ne olacaksa olsun. Çekiliyorum olsun ben. Zaten ben. Ama konuşulmadık bir daha var ortaya atma. Öyle. Konuşuldu bunlar Ergün Bey. Bir saniye. Ya bir değil. Satın Nurgül'e bir şey söylemek istiyorum. Ha çok bağırıyorsun hiç gerek yok. Duyuyor musun kulaklarını? Olmadık bir şeyler konuşuyor. Sen senin bak buradayken hazır kulaklarına da bir baktıralım. Çünkü bu kadar bağırarak konuşmak kulakta bir problem olduğuna işaret ediyor. Demek ki konuştuğunu duyamıyorsun. Satıcım, Nurgül'cüm, şimdi siz en baştan beri diyorsunuz ki bu cinayeti ya benim abim işledi. Evet. Hani böyle altın maltın. Asiye de biliyor. Evet. Ki dün Asiye'nin işlediği iddia edildi Allah bu cinayeti. Allah Asiye de biliyor. Ya da dediniz abimin getirdiği birileri. Yani abimden kaynaklı gittiler gene annemin üzerine sataştılar. Annem de zaten 75 yaşında düştü kaldı. Aslında cinayet neden cinayet şeyle gidilmedi. Amaçlı gidilmedi oraya. Evet. Bir tartışma oldu, bir kavga oldu. İstemeyerek ama daha sonra insanlar bunu örtbas etmek için böyle bir şey yaptı. Aynen öyle oldu. Şimdi aslında Tuğba Hanım'ın buraya gelmesi ve diğer bağlananların anlattıkları şuradan önemli. Yani annenize kimler bulaşabilir? Sayısı çok fazla. Yani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani evlilik vaadiyle dolandırılma işini ben burada çok işledim. Bakın hani bunu böyle adam yaşlı adam buna evlilik vaadiyle dolandırılma bu küçümsemeyin bu işi. Biliyorum. Yani
Kaç yaşında olursa olsun yani. Müge Hanım. Gidip bir dakika. Sorry. Gidip köyünü de bulur, anneni de bulur, parasını da ister. Akrabaları da gelir ki bir beyefendi bağlanmadı mı annem Asiye'yi dedeme sataşıyor diye dövdü dedi. Yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani annenizin yanına kim gitmiş olabilir? Ben en baştan beri size onu söylüyorum. Bu cinayeti istemeden de olsa sizin Asiye Hanım'la beraber işlediğiniz hep iddia ediliyor aslında üst kapalı olarak. Ama eğer siz işlemediyseniz annenizin evine o sıra kim gider? Kim sizi rahatsız ediyordu? Kimden dolayı telefonunuzu değiştirmek zorunda kaldınız? Ne yaptınız? Bak buraya mesela Hüseyin'i getirdim. Hüseyin'le ilgili iddialarınız vardı. Kimse Hüseyin'e bir şey söylemiyor. Öteki Hüseyin'e de bir şey söylemiyor. Rüya Hanım, kaç konuda dönel ne? Anlaşan ama hani diyor ya, dönüyor, dolaşıyor, kadındır, kızdır. Ben yine sözüm de, ben buna bizim bebeğine geldiğinde tanıdım. Ne tanıdım, yaptığı ne görelim. Yaptığı şeyler, Rüya Hanım, yaptığı şeyler yeneli o yüzden. Yani müsaade ederseniz devam edebilir miyim? Evet, abi sen bir de sen de gidip ortaya atılıyorum. Ondan sonra dedi, seni dedi, ya yüzüne vallahi. Ben zaten yüzüne vallahi, baka baka, baka yüzün içine baka baka konuşmak için geldim. Hı-hı. Hani ben tamam gizli tanıktım ama artık hiç umurumda değil. Yalan. Ergün Bey dedi ki ondan sonra işte dedi benim dedi tanıdığım zaten çok fazla kuyumcu var. Onları anlattın hayatım. Onları anlattı. Çalışan. Kuyumcular da var dedi. Seni yalan öldürürüm dedi. Evet. Hatta sen şehir değiştirdiğini iddia ettin korkudan. Evet. Evet Müge Hanım. O ya işte dedi sen dedi sana dedi bir nişan yapacağız. Önce bir başlık parası alacağız. Bu başlık parası benim olacak dedi. Yalan hiç bunların biri olmaz. Ondan sonra sen dedi aradan dedi bir süre geçince nişan yapacağız dedi. Sen dedi bizim anlaşmalı olduğumuz kuyumculardan birine gideceksin. Onlar senin önüne en pahalı ziynet eşyaları koyacak. Ama dedi adamı dedi nasıl ikna edersen et, ikna etmesi senden. Bunları söyledikten sonra ben istemiyorum abi dedim. Kusura bakma ben bunları yapamam. Ağlayana malı gülene hayır etmez. Ondan sonra Ergün Bey beni evinden kovdu. Yalan, defol yalan. Git o zaman. Ve ben gerçekten şunu söyleyeyim. Kapıdan çıkmadan yani... Toparlandım. Kapıdan çıkmadan Ergün Bey bana geldi dedi ki eğer dedi bu konuştuklarımı bir Allah'ın kuluna anlatırsan ya da herhangi bir yerden duyarsan seni gebertirim. Abo. Hem de öyle bir yerde öldürürüm ki dedi kim vurduya gidersin. Müge Hanım yalan. Bunları söyleyen kendisi Müge Hanım. Kız. Bunları söyleyen kendisi. Allah'tan korkmasın. Yanında ben varım bacım ben yalan söyleme. Sen ne duydun? Yalan mı söylüyorsun? Sen de. Yalan söyleme. Asiye Hanım da. Evet bir saniye. Asiye Hanım da kocasını zaten destekledi. Ya ben seni bir gün de tanıttım. Destekledi. Ben sana bunları nasıl yalan, konuşacağım? Yalan Müge Hanım yalan. Gerçekten yalan. Ben seni bir gün... Bizim bebeğine geldi. Ben sana bunları nasıl konuşacağım? Ergün bir de Bey, benim amcamın oğluna geldi. Ergün Bey, benim çocuklarım, çocuklarım o ara yurttaydı. Bunu da araştırabilirsiniz. Evet, ha? Gelelim şimdi. Dur, bağırma. Ya bırak ya. Bağırma. Gelelim. Evet, ben dükkana gittim. Beni üç dört defa aradı Ergün Bey. Bakın eğer çıkar, yani çıkarsın bunları kayıtlardan da çıksın. Ya çıksın ben, ya. Bak ben telefonum burada. Ergün Bey dedi ki, buraya gelir misin? Yani Ergün Bey bu son dönemde annenizin bakın ben yine altını çizerek söylüyorum. Necati ile o dönem paraya ihtiyacınız var. O gün özellikle paraya ihtiyacınız var. Anlatabiliyor muyum? Acil bir ihtiyacım niye yok. Şaka ne edemiyorum ya. Hep dönüyor, dolaşıyor da gerçekten. Ya bu benim ben buraya bütün pisliğimi gözüme aldım geldim. Ha kardeşlerim iftira atıyor. Her şey bak her şeyi gözüme aldım. Müge Hanım dışarıda şu bana saldırdı boğmaya kalktı. Kim boğmaya kalktı? Nurgül. Ne zaman? Geldi güne bana saldırdı. Ben seni burada boğayım. Ben seni burada boğayım, öldüreyim, geberteyim mi dedi. Aha. Bugün aha sattı yanımda yalan. Aha şimdi gereken. Vallahi dedi bak. 15 gündür buradayız. Ağzından ne kelime çıktı? Daha dışarıda gidelim sor. Bir dene. Suçunu yapmış bu bak. Başka bir şey yok. Seni burada geberteyim mi dedi bana. Senin pisliklerinden gelemiyoruz biz. Annemi konuşuyoruz. Hangi pisliğin bulaştı sana? Bunlar ne? Bize niye bağlanıyorsun? Ya bunun alakası bu. Burada duramazsın bile. Bu boşa gelmiş boşa. Gerçekten Ergün Bey para için her şeyi yapabilir. Bilecek kapasitede bir insan. Git. Ergün Bey para için her şeyi yapabilecek kapasitede bir insan. Senin vallahi her şeyin yalan. Bizzat kendim şey yaptım. Her şeyin yalan. Evet dükkanda kaldım. Zehrine zaten bu yalan değil. Ergün Bey gittim de dükkana ondan sonra gel dedi kardeşim dedi tamam dedi hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. Gel dedi bir köşede sen otur dedi bir köşede ben oturayım dedi. Abi dedim hani gelsem dedim bir sıkıntı olur mu? Lütfen ben bir anlatayım. Ondan sonra Asiye Hanım yoktu çünkü. Gelsem abi dedim hani bir sıkıntı olur mu dedim. Hani herhangi birisinden laf gelir mi? Yok abisinin dedi hiçbir şey olmaz dedi. Sen gel. Gittim. Ben bir koltukta
O bir koltukta, Ergün Bey bir koltukta oturuyor. Bak o günkü iyiliğini de unutmam yanım. Sonra bana böyle bir sohbete başladık. Ondan sonra işte ya kabul etmedin ama dedi boşver dedi. Yine de etseydin niye olurdu falan diye konuşurken. Ergün Bey bana dedi ki yani benimle dedi hani beraber yaşamak ister misin? Evet. Evet, evet. Yani bunu inkar etmiyor. Yani Hülya, her şeyi inkar ediyor. Ya bir saniye bak. Hülya. Senin için dedi Asiye'yi bırakırım. Ben bugün Asiye'yi bırakırım dedi. Senin için dedi. Neyin varsa, neyim yoksa dedi sana veririm. Sıkıntı yok. Asiye'yi de dedi o dakika bırakırım zaten dedi. Ve kabul etmeyip de hani Asiye Hanım'ın öyle yani Asiye Hanım'ın yuvasını çünkü ben öyle bir şey kabul etmem mümkün değil mi canım? Çünkü ben amcasının oğluyla. Ben teklif ediyormuşum da. Asiye Hanım'ın yuvasını kurtaran da sensin. Evet. Rüya Hanım, madem ben teklif ediyormuşum ya. Bu da Kızılcı Çerbeti'ndeki alev gibi. Ben istesem seni kocanı alırdım dedi. Nasıl olacak ben bunu merak ediyorum. Ben benim amcamın oğluna oturup kalkacağım. Ben mi sana bunu teklif ediyorum? Evet. Yalan ne? Danışkan. Hiçbir söz yok. Hatta canım var. Başka bir şey yok. Bir dakika sen Bağırarak hiç kız benim söz kırdı. Bir dakika sen Ergün'e... Sen Ergün'e güveniyor musun? Neyine? Ergün'e güveniyor musun? Ne gibi anlamadım ki vallahi kafam. Demiş ya ona Asiye'yi atayım seni alayım demiş. Ergün'e güveniyor musun demekten? Hayır öyle demez öyle o. Bu yalan söylüyor. Demez. Evet. Ha Müge bir şey diyeyim mi? Sen madem öyle de benim diyor amcam oğlu. O sana hayatta yapmaz. Benim amcam oğluna düşüp kalkıyorsun ya. Onunla... Asiye. Dükkana gidip bir dinle. Asiye. Bak bırak diye. Niye içiyorsun diye. Onu bırak diye. Onun bunun adamlarla niye bırak. Bir içki içiyorsun sen? Ben hiç kimseyle alkol almadım. İçtin. Ayer varsa bağlansınlar. Sen de her şeyin var. Buyur bağlansınlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben de açıkçası her ne kadar Asiye Hanım size güvendiğini söylese de ben mesela Tuğba Hanım'a gel senle yaşayayım diyeceğinize inanıyorum. Nedenini, evet. Deme. Nedenini biliyorsunuz. Yok yok. Müge Hanım madem öyle güzel o hani. Hani nedenini biliyorsunuz. Dur, nedenini diyorsun ya Müge Hanım. Hmm. Madem öyle ben bunu niye koyuyorum? İyi dinle Müge Hanım bir de niye koyuyormuşum o zaman lan? Veya bu öz amcamın oğlu. Bunlar oturuyor. Bunlar evlilik düşünüyor. Yani böyle bir evlilik düşünüyor. Ya bir gelin bağırsın. Yani böyle bir saçmalık olur mu? Bu yalan söylüyor. Öz amcamın oğlu bu benim. Ya yeter galiba bu kadar bırak yalan dolan ya. Bırak onu. Ya bir gel. Yani yanlış anlaşılmasın. Bağırma. Bağırma. Bak işin aslı da faslı da bu. Bizim bebeğe ben bunu aldırmadım. Açık ve net diyorum. Neydi? Hani bizim bebeğe bunu almayınca iftiralar yüzde. Hayır. Eve almayın. Eve değil eve. Hayır mı? Yok ben zaten. Eve değil evlilik. Ben yanlış anlaşılmasın. Tuğba'yı çok beğendiniz de öyle söylediniz diye düşünmüyorum ama yani bu bir ticaretse yok, ya. Yok Müge Hanım. Evet zaten yok yani. O maçlı. Ben iftirayı biliyorum Müge Hanım. Bunlar öyle söyleyebilirim. Ben neden ben onu bir, o gün tanıdım. Gerçek Müge Hanım bu yalan söylüyor. Madem o gün tanıdın da dükkanını aldın niye gidip Asiye'nin yanına gitmedin de. Dedi. Bak orada sabah tamam niye dükkanda onunla oturuyorsunuz? Hani böyle Asiye'yle otursaydı. Sabahlar dedi. Bir arkadaşımın yanına gideceğim bir daha hadisin diye lan. Hayır niye sen o zaman dükkanda onunla oturuyorsun? Sen git Asiye'yle otur o dükkanda tek başına kalsın sabah da çıkar gider. Sen niye onunla oturdun orada? Amcamın oğlunu attığına işte. Ne amcanın oğlunu attığına be? Amcanın oğlu gelsin otursaydı o zaman yanına. Geldi evet, zaten. İçindekileri günü... söylemek için. Müge Hanım. Ertesi gün geldi zaten yanına. Ertesi gün geldi sen niye orada gece onunla duruyorsun? Ne yapayım Müge Hanım nereye gideyim? Eve götürsem bundan kavga ediyor. Yalan söylüyorum. Ben açık konuşuyorum. Ben eve koyarım o kim ya? Onunla kavga edecek desen mi onun Asiye'yle kavga ediyorsun? Ya dükkanda da bak ne diyorsun? Gizli saklı yapan adam açık konuşmaz ama inanmıyor. Asiye ben zaten senin evine bir gün o gün bir kazara geldim. Yalan dolan hep iftira. Senin evine ne gelecek diyorsun? Kadar. Bir şey anlaşılır. Seni, senin evine gelecek kadar da kafayı yemedim ben. Sen rahat olabilirsin. Tamam onu bırak lan. O zaman niye geldin benim evime? Rahat olabilirsin. Ben senin eğer bunları yaptığını bilseydim ben zaten senin evine gelmezdim. Niye geldin niye? Niye geldin? Ya kendin de biliyorsun Yunus'la otururken. Bize dik dik bakıyorum canım. Herkes bize böyle hani Asya'nın yanındayken herkes bize hani. Hanımefendi telefon attığımız demiş. Hanımefendi günaydın buyurun. Hı? Buyurun efendim, günaydın. Ben Asiye Hanım için aramıştım. Ben annemi kaybettim. Babam için de bir sağ olun. Babam için de bir bayan arıyorduk. Benim kendi köyüm, ben Ilgazlıyım. Çok utanıyorum bu arada, kusura bakmayın. Nerenin diyor? Niye utanıyorsun? Ilgazlıyım ve benim kendi köyüm Çankırı merkezde oturuyor.
Bize ön ayak oldu. Asiye Hanım'dan bahsetti. Babamla biraz görüştü. Dişlerinden falan da bahsetmiş. İşte bir abisi olduğundan bahsetmiş. Sonra iki çocuğunun olduğundan, eski eşinin birini sattığından, diğerinin de yurtta olduğundan bahsetti. Tek başına kaldığından bahsetti. Sonra halam devreye girdi. İşte halam konuştu. Böyle böyle kardeşi, üç çocuğu var. İşte evi var, dükkanı var, arabası var. Eğer olursa bunlardan bir şey talep etmeyeceksin. Sana ayrıca maaşı kalır vefat ederse dedi. Ve bunun üstüne Asiye Hanım bizi engelledi. Ne demiş vallahi? Diyor ki babamla evlendirmek için birini arıyorduk. Asiye'yi bulduk. İşte dişlerini hayır, yaptırmak yani. İstediğini söyledi. Çocuklarıyla ilgili anlattı. Fakat hayır, biz hayır. Daha sonra babamın malı mülkü var ama... Biz bunları evlenmeden önce alacağız. Bunlardan sana ölünce baban bir şey kalmaz. Hayır. Sadece maaşı kalır dediğimizde de bizi engelledi telefondan hayır, diyor. Ben telefonla yiyordum. Yalan söyleyeyim. Yani ben kabul etmiyorum. Gerçekten. Ya. Vallahi yalan. Yalan. Vallahi yalan. Ben bunu tanımıyorum bile. Ne kadar zaman önce oldu bu? Bir yıl önce. Abo. Bir yıl önce. Yok ya. Ben evet. Tanımıyorum. Yalan Müge Hanım. Öyle açık diyor. Öyle bir söz havarım olur. Yok Müge Hanım. Bak açık diyor. Haberin olsa ne yapacaksın? Bir dur. Hani diyorlar ya alıyor satıyor. Ya neredeyim o zaman? Bu nerede bu millet yok, ya? Yok Müge Hanım. Gerçi. Biri bana ben Erguz'dan evlendim para verdim diyemez Müge Hanım. Yok Müge Hanım. Yemin ediyorum ya. Yalan. Yalan hep bunu aldım. Şaka neydi? Peki o zaman sağlıklar. Başını da verdi. Vallahi röportaj da yaptı. Ya. Aslında Nurgül Satı niye konuşmuyorsunuz? Siz bunları biliyordunuz. Biliyoruz Müge Hanım ya. Yalan ha dinletiyor bize bunları. Biliyordunuz. Biliyoruz. Evet. Biliyoruz. Ya İntihar ediyorlar. Yalan kabul et. Biz de kabul etmiyoruz o zaman. Yalan. Ne yalan? Hepsi yalan bunlar. Doğru işte bunlar. Siz yo, yalan diyorsunuz yo, sadece. Yok ben onu tanımıyorum ki. Bacım niye yalan söylüyor? Niye bağlanır? Bize ya, niye bağlanır? Ya sen benim yanıma kaçtın geldin. Benim de kaçtın lazım. Biz de tanımıyoruz o ayrı. Ergün Bey, kaç gün kalması önemli değil ki. Hayır, hayır, hayır. Mesela biz bu bayanı neyi tanımıyoruz? Ben de tanımıyorum. Bacım Allah'ı tanımıyorum. Evet, abla Allah'ı tanımıyorum. Evet, hocam Allah'ı tanımıyorum. Ergün Bey, para ama bakın siz bu işi bıraktım diyorsunuz ama. Kız yalan konuşmalıyor oturup da ya. Bir yıl öncesinden bahsediyorlar. Yalan söyleme bak. Öyle var Müge Hanım, ben yine sözüm diyeyim. Öyle gizlim, saklım ne yok. Bir yıl öncesinden bahsediyorlar. Yalan, bana yalan. Gerçekten bak. Bana diyemezler Müge Hanım, ben açıklıyım. Ben ne konuştum ne ettim. Yok, yok. Peki o zaman Sadık Baş'ı tanıyor musun? Sadık Baş'ı. Sadık Bey dün sen kahvede garsonluk yapıyorum dedikten sonra anladığım kadarıyla ona da bir tavan yapmış. Ne garsonluk yapıyor deyip bağlanmak istedi, röportaj yapmak istedi. Kaç yaşında adam? Bir seyret bakalım. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık ve kadınlar üzerinden menfaat sağlama. Annesinin cinayetindeki sorular bir yana Ergün Yıldırım'a bu iddialar yöneliyor, kendisi reddediyordu. Merak konusu olansa gelir kaynağıydı. Ergün Bey akşam dedi ki bana, benim sayemde dedi çok para kazanabilirsin. Birlikte saf insanlarla dedi, böyle dedi, evlenmek isteyen insanlarla dedi, kandıracağız dedi. En pahalı ziynet eşyalarını alacaksın, ondan sonra kaybolacağız ortadan dedi. Yalan dolan. Yapmadığımız şey yaptık mı diyelim ya? Hayır niye, nerede çalışıyorsun da para kazanıyorsun? Çok ulan, her yerde ekmeğimi çıkarıyorum ben. Günlük işlere gitmek de mi suç oluyor? Hangi günlük iş? Kahvesi şuyu buyu. Bir dakika, kahvede ne iş yapıyorsun? Garsonluk. Garsonluk yaptığını öne süren Ergün Yıldırım'ı yalanlayan, onun eski eşini tanıyan Sadık Baş oldu. Anlattıkları Ergün Yıldırım hakkındaki iddiaları destekler nitelikteydi. Garsonluk yaptım deyince yalan söyledi. Çünkü adamın işi bayan üzerinden menfaat sağlamak. Ergün Bey'in önceki ayrılmış olduğu eşi benim çalıştığım iş yerine yakın bir yazıhanenin yan tarafındaki binada kirada duruyordu. Gelip geçerken selamlaşıyorduk. Bir gün Ergün Bey bundan para istemeye ve kredi çektirmeye gelmiş. O da konuşma bittikten sonra bizim yanımıza uğradı. Dedi ki ya böyle böyle bana kredi çektirmeye uğraşıyor. Ayrıldığım eşim işte gidiyor karşıda şu adam. Ben bıktım bu adamdan. Sürekli bana para bul diyor. Kredi çektirmeye uğraşıyor. Bu sebepten dert yandı bize. Ben de buna istinaden vatandaşı biraz araştırdım. Eldivan ilçesinde tanıdık arkadaşlarıma falan sordum. Adamın kumar oynadığı ve bayanlar üzerinden menfaat temin ettiğini söylediler ve bu işi de yaparken yanındaki bulunan Asiye denilen bayanla işbirliği yapıp ortaklaşa çalıştıklarını öğrendim. Ve bunlar sürekli Çankırı'da Ergün Bey arkada, Asiye Hanım önde dolaştıklarını, bayan aradıklarını, diğer ilçelerde eşinden ayrılmış bayanlar, işte dul bayanlar veyahut da işte eşi ölmüş
bayanları falan tuzaklarına, ağlarına düşürüp menfaat sağladıklarını öğrendik. Eşi de anlattı. Adamın sıkıntılı olduğu, eşine parasal konuyla baskı yaptığı, akabinde maddi gelir sağlamak için bayanlarla o şekilde işbirliği içinde olduğu ve sürekli bayan takibinde, bayan aramakla meşgul olan bir kişi olduğunu biliyorum. Bu adam da mı yalan söylüyor? Yalan söylüyor Müge Hanım. Bak ne diyeyim, bir saniye. Eski, bak bu ne? Yok eski. Ben eski bir yol ayrılığında bu durumlara geldi. Ya bir sus sen ya. Bu adamı ben anlaşamam, tanımam da. Benim eski, bak dedim ya eski. Eski dükkanlarım olduğu yerde. Bu ne? Yok o zamanlar. Ben yokum. Yalan dolan ya. Söyleyin yani. De kurtulalım. Vallahi inan seni Allah utanıyorum evet, artık. Evet galiba. Vallahi utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Ya yemin ediyorum yoktu bu insan be o zaman. Ben yoktum bacı. Bırakın bu yalanı dolanı be. Bu yaptı. Vallahi bu yaptı. Eski dükkanlarım bu nerede evde yalan söylüyorsun? Kes ya. Ya bırak. Köyden kim aradı? Ya abla gidip atılma bir şeyi. Bunun yüzünden bunu arıyorlar. Bunun numarasını biliyor. Öyle. O köyde bir şey olmuş. Bu götürüp atamaz bu yapsa bile. Bunu illaki bilen köyden birisi yaptı. Annem oraya evet, gitse yabancı götürmez. Değil Müge Hanım bunu yapan. Yabancı değil. Kendi ya, bir, ya bu da biz bu bunu biliyor baştan biliyor musun mu? Sen? He? Biliyorsun sen biliyorsun. Sen biliyorsun. E biliyorsanız söyle de bilelim hadi. Biz bilsek zaten gelip de burada yapmayız yani. E ben bilsek zaten buraya gelip. Sen biliyorsun. Söyle açık ha, burada kurtulak. Vallahi kurtulak artık. Kimden ne olduysa söyle. Ya madem böyle ben yaptım. Sizin yapmadığınız ne malim ya? Ha sen de bize burada cak 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 atıyorum. Tamam sen ha, de bize böyle gel işte. Sen de bize böyle değil. Gel. Böyle ya, gel. Ya gidersiz. Tamam. Ya Gürgül evi soyan ne? Her şey sensin. Sen. Böyle gel işte. Sen hiç kimse değil. Böyle gel. Şeyden gir yok. Şeyden çık yok. Başka bir şeyiniz yok. Sadı abla sen Ergin demedin. Bey. Bir dur lan. Ergin Bey. Sen demedin mi kız? Anamın başına ne geldiyse ağzından geldi diye telefonda. Bir kişi yalan ağzından mı? Evet ağzından geldi. Sen dedin sen telefonda. Aynı anda konuşmayın. Vallahi hadi lan adam. Gerçekten telefonda öyle mi geldi? Doğru söyle hep süt oluyor. Müge Hanım bak. He kadın kendi kendini mi öldürdü o zaman? Hep bunlar doğru. Kız manyak manyak konuşma da doğru konuş şeyleri dağıtma. Ben dağıtmıyorum ben doğru söylüyorum. Ya biz bir şey bunlar niye geldi o zaman? Bunlar neye duruyor Müge burada bunlar? Ya da bir şey söylüyor. Bunlar niye duruyor? Bunlarla bir şey konuşuluyor bir dinle. Ne konuşuluyor? Bak çok merak. Ne konuşuluyor? Senin pislikleri konuşuluyor. Hangi pislik? Yapmadığı pisliği mi? He biz öyle yaptık diyorlar. Doğru ya bize diyorlar onları. Yaptıysam onların. Yaptım gördüysen gördüm. Her şeye hayır. Niye çekiniyor? Biz kabul et. Biz de kabul etmiyoruz. Kabul bu ne böyle bu ne ya? Ya? Kabul etmiyorsun hiç. E ne yapalım kabul mü derim? Öylesin zaten biz de biliyoruz. İnkar etmiyoruz ki ya. Öylesin zaten. Ya Emre oğlum seni geçin burada değil bizim. Öylesin. Bizi de mi kandırıyor? Yani yaptığınız şeylere yapmadık diyor mu? Ama biz çiftçilikle geçiniyoruz. Sen öyle geçiniyor mu? Biz varacağı karnımızı temin yiyeceğiz. Öyle Türkiye'yi kandırıyor ya artık. Köyde evimi kapattım ben. Allah ya ben normal işimize dönem de aramadık şeyini arayalım evimi ya. Evimi kapattım ben ya. Bak ne diyor. Nazım Bey diyor ki biz çiftçilikle evet, geçiniyoruz. Evet ondan sonra yani ben bamya topluyorum. Bamya bandaklarım yara oluyor. Ay burada on gün kaldı. On gün kaldı panca kavun ekilmesine. 15 gün sonra tarlayı bedava versin kimse almaz. Bak, bu ay çıkınca. Biz diyor çiftçilikle geçiniyoruz. Adeti koyumdan da biri bayarlarsın. Doğru söylüyor Müge Hanım. Biz diyor varsa bir şey çözün. Ha ben de geçiniyorum. Sen de geçinseydin o zaman tarlanda çiftçilikte de. Ben beklemeyin burada. Ben de tarlamdan geçindim. Ne ekiyorsun? Ne ekiyorsun? Dur bir saniye. Biz 50 yaşına kadar bu yani. Ha komşularım dizim. Bak komşum. Ben de babamla beraber. Türkiye dizin yani. Türkiye dizin Müge Hanım. Erey sen kendin söyledin. Bir dakika. Sen kendin söyledin. Buraya geldin. İlk günlerde ne iş yaparsın dendiğinde ben hiçbir iş yapmam. Hayatım boyunca hiç çalışmadım. Bir dakika. Bak ben bir dakika. Hani diyorlar ya. Bir dakika. Ben hiçbir iş yapmam dedi. Öyle. Bu bağlananların hepsi de, biri de bana senin bizim. Bir dakika ya. Senin ne iş yaptığını, nasıl hayatını kazandığını anlattılar. Öyle. Biz yani burada kimse sana bir tuzak kurup ya da bu insanların farklı farklı yerlerden birleşip de sana ortak bir söylemde bulunmaları mümkün değil ki. Senin bunu reddettikçe daha çok şüpheleri kendi üzerine öyle çekiyor. Çeksin evet hocam ben. Ama yapmışsın. Çektim diyorum ama yapmadığım bir şey de ben onu da kabul edemem. Ama yapmışsın işte Tuğba Hanım geldi söylüyor. Ben de diyorum ki şahit dışmak. Ben ama katılmıyorum. Ben Sadık Bey de telefon attığınızda. Sadık Bey günaydın. Öncelikle teşekkür ediyorum size. Siz de sanırım ben garsonluk falan yapıyorum deyince dayanamadınız. Evet. Tanımadığınızı söylüyorsun. Bak o sizi tanıyor işte anlatıyor da. Yalan mı söylüyor Sadık Bey? Sen Şeyh İsmail'in orada mıydın abi? Şey İsmail'e ne alakası? Dükkanlarım Şey İsmail dükkanı o zaman. Ya hani diyor ya Asiye'ye yoğdu o zaman. Asiye'den bahsetmiyor ki senin öteki eşinden bahsediyor. Asiye nereden çıktı? Ya
Zeliş, zelişi diyor. Şu anda da dolaşıyorlar. Gene görüyoruz diyor işte. Yani. Dediğim anlam Mülge Hanım, ben diyorum ki bak, o zaman Asiye Masiye ne yoldu? O zaman Asiye vardı demiyor ki zaten. Öteki eşinden bahsediyor. O zaman da böyle bir şeyim de yoldu. Orada benim emlak dükkanlarım vardı iki tane aşağıda da. Senin öteki eşine de bu işi yaptırdığını bütün Çankırı biliyor. Şimdi biz ne konuşuyoruz? Bak ne diyorum, o zamanlar ben bilmiyordum. Ben cezaevindeydim bak. Neyi bilmiyorsun? O da yalan Mülge Hanım. Bak yemin ediyorum bak cezaevindeydim. Onu kendi yapıyordu. Oğlum bunu da alıştıran o Zeliha oldu zaten. Evet, doğruyu konuşacağızak şimdi yani. Hani bunu kayırdığımdan değil. Önce o yapıyordu zaten. Yapıyordu, bunu da alıştıran, bunları da alıştıran o oldu zaten. Yoldan çıktı. Anladım, o yüzden. Yoldan çıktılar yani. Anladım, Zeliha'dan şey baktı yani. Kolay para. Evet, 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 aynen öyle. Ondan sonra şimdi da öyle devam etmeye başladı. Evet. Sadık Bey buyurun, bir şey söylemek istiyor musunuz? Şimdi oradaki beyefendi dediğim gibi, önceki röportajımızda söylediğim gibi, para çektirmek amacı eski eşinin yanına geliyor ve eşini bayağı bir tehdit ediyor. Çekmezsen öldürürüm, düverim, köverim gibisinden. Eşi de ona istinaden ayrıldıktan sonra bize bu şekilde dert yandı, durumunu anlattı. Ve bu adamın bayanlar üzerinden geçim temin ettiğini, para kazandığını söyledi. Ve o sebepten dolayı ayrıldığını söyledi. Ve ayrıldıktan sonra da yine rahat bırakmadığını, sürekli para talebinde bulunduğunu söyledi. Buna istinaden garsonluk yapıyorum diyor. Yalan söylüyor çünkü bu tipteki adamları garson olarak kimse kahvesinde çalıştırmadı. Bütün Eldivan bunun ne şekilde geçimini temin ettiğini biliyor. Ayrıca Çankırı'da da biliyor. Bir saniye, senin yaşına hürmetim var bir dine. Senin o zamandan yalan söyledin de bir dine. Ben de para böyle çantayla geziyordu para. Benim babamız servetini ben ona harcadım o zeli. Bir şey bak şimdi. Sen yanlış anlama. Sen benim yanıma yanaşamazdın bile. Ben de çantayla geziyordum para. Sen ne yalan söylüyorsun? Ne oldu şimdi? Dur bir dakika. Senin yalanın dolanın. Öyle benim o dükkanlarım da. Ben de yok yok diye bir şey yiyordu. Yalan ben de para olmuş. Böyle. Yalan bir de. Ya benim eşim. Ya benim eşim o zaman emekli bile derdi. Emekli de yapan benim. Sen neyin yalanı konuşuyorsun? Geliyordun. Ben parayla geziyordum. Böyle balyayla. Nereden de o balyalar? Babamdan Memge Hanım, ben ne diyorum? Babam hiç esirgemedi. Allah var. Babanın ne kadar tarlası vardı? Ya tarla değil. Babam hani ne diyeyim sana, birikmişi çoğaldı o zaman Memge Hanım. Ben açıktım. Hani benim daha bugüne kadar hiçbir zaman yok demedi. Hayır hayır. Mesela şu o balyalar mesela hani balya ya, o balyalar bitiyor mesela. Kaç balya vardı yani? Aldım babadan balya. Adam biriktirmiş. Bak çok güzel bir noktaya temas ettim. Ben açıklıyorum. İnsanlar, gezdim yedim. İnsanlar biriktirir. Aklı başında insanlar kazancını biriktirir. Tamam. Ben de ondan kaybettim. Sonrasında çünkü 100 lira hani için ya. Bile 75 yaşındaki anaların kapısını çalacak çocukları olduğunu düşünürlerse herhalde daha çok biriktirirler. Şimdi o balyayı aldın. Şimdi bana birisi 10 balya verse. 10 balya mesela bir balyada ne kadar olur yani bir şeyde? Diyelim ki 100 bin lira 10 tane. 10 tane 1 milyon lira. Şimdi gidelim sen de şurada okey oynamaya. Eğer 7 eline 10 bin lira oynuyorsak 500 bin lirayı bitiririz biz 12'ye kadar. Yani ya hani o balyalar senin söylediğin yaşantıya kalmaz. Gidip de akşam bara payvuna gidelim, dansözün ayağından içki içelime gelirsek eğer. Zaten ne dedi? 20 bol mu dedi? Ne kadar dedi? Bir tanesi kaç liraysa ona dedi 20 dedi. Tamam mı? Gece de onu yeriz. Sen sağ ben selam. Ertesi gün Titeber Şahmerdan. Yani o zaman benim böyle pisliklerimle işim yoktu. Bak. Ne yaptın o balyalarla? Hani, bak horuydu, şuydu. Hayır yine. Ne yaptın o balyayla? Ev mi aldın? Ya o zaman dükkanı araştım, tuhafiye dükkanı araştım. Senin açtığın dükkanda polis baskınları var. Ver elinde belgeler. Bak işte bak ne diyor? Ben cezaevindeydim o baskınların olduğunda bak. Kanıtlı ispattı. Bak, sen açık dükkanı diyor. Tapusunu mu aldın? Yok. Tamam. Kiralamaktan ne olacak? Babandan aldığın balyalarla o zaman kiradaydık. Ondan sonra öbürlerini tapınlarını aldık hep. Hayır, babandan aldığın balyalarla ne aldın? Ya yedik içtik o zaman ha Müge Hanım, ben açıktım ya. Hep diyorsun ki yok öyle. Öyle öyle hani bir balya dediğim Müge Hanım, ben öyle şimdinin parasını. Hani 5 bin, 10 bin her ne, babam hiçbir zaman esirgemez. Tamam yani 5 bin lira senin yaşat. Ne ki 5 bin lira, çekirdek çerez parası. Ya ben bahsettiğim bundan 15 sene. Hayır adama diyorsun ya sağda, ben böyle paralarla gezerdim, sen benim yanıma yaklaşamazdın diyorsun. Doğru söylüyorum Müge ama yalan söylüyorum. 5 bin liram var cebinde benim, adam sana yaklaşamayacak. Bir de diyor ki eşine kırar, ben eşim emekli bile değildi o zaman. Bak, iki Ergün Beyciğim, haydan gelen buya gider. Çok güzel oldu. Tamam mı? İnsan kolay para kazanırsa ondan bundan şundan çok kolay da harcar.
Ama eliyle bamya toplayıp yara yapıyorum alın teriyle diyen adam o parayı öyle o kadar rahat harcayamaz. Tamam mı? Sen bir iç, sen üç içersin o bir içeyim mi içmeyeyim mi diye düşünür. Ağlama sen de senin sinirlerin bozulmuş. Evet. Müge Hanım bak. Ya ben zor para kazanıyorum. Bak o diyor ki ben zor para kazanıyorum diye ağlıyor. Bak biz yine ben amcam burada tamam doğru söylüyor bak doğru ya doğru. Hı. Amcam da benim gibidir bak olduktan sonra bak yemin ederim aynı bak. Hani kazandı doğrudur. Ve aynı benim gibi kopuktur hiç. Ya bak ya abi oğlum doğru ya abi. Nazım da mı barda pavyon değil paraları? Yok ya nereye olursa ya bir dinle önden gittik esirgemez. Demir esirgemez. Hani pavyona da gitsen. Sen Müge Hanım. Nereye gidersek gidelim esirgemez ya. Hayır bana var ya. Müge Hanım yukarıdır komşu gelsin bu komşudan alır bu komşuya vermeyi isterim. Maaşlığımı da ayırım. 1 lirayı verip de ben arttan kalmam. 700-500'ünü veririm. Ha biz ondan kaldık. Niye gerekir komşudan aldım parayı. Varınca dedim. Gelince verirsem veririm. Veremezsem bak 15 gün duru bak dedim. Aa, arkadaştan aldım. Belki de 15 günde veremeyeceğim ya bir şey bir otu çıkarttı verdi. Yol paramı ilden aldım geldim. Tamam ama bu Ayşe seninki de gidiyor mu para pavyona? Yok. Diyemez ki. Köyümden kimse diyemez. Tamam. Abiciğim sen paranı borç verirsin, borç alırsın o ayrı bir şey. Senin davan başka bir şey. Onun davası vallahi başka bir şey. Sen Sadık Bey bak hala telefon attınız. Onu yalanlamak için valiye bayla para diyorsun ya. Valiye dediğiniz diyorsun ki sonra 5 bin lira 10 bin lira. Bak ben 1 milyon liradan bahsettim. Evet. Ama diyorum ki o 1 milyon lirayla şimdi buradan çıkalım. 7 ile 10 bin lira oynarsak o 1 milyonu akşama bitiririz. Ha, sen kazanırsın ben kazanırım. Birimiz de birimize gidip pavyon ısmarlarsak sen sağ ben selamet. 1 milyon liradan bahsediyorum. Ben şuna itiraz ediyorum Müge Hanım. Neye itiraz hani ediyorsun? Diyor ya hani zeleğe sıkıştırıyor. Hani bilmem ne yapıyor. Zaten orada benim iki dükkanım vardı. Zaten beraber oturuyoruz. Yani her şeyini ben karşılıyorum. Yani ben niye ne... üstümde değil evet, o zaman? Evet. Niye Zela'nın üstünde? Ya şimdi ya anlatmıyor bir saniye ya. Tamam şimdi de aynı onun üzerinde. Niye sende değil tapısı o zaman? Biz hani diyor ya ondan sonra diyor ya kredi çektirmiyor. O zaman emekli neydi değiliz. Kaça kadar okudun sen Ergün Bey? İlkokul 5. Sonra niye gitmedi? Gitmedik mi? Kim gezeceydi Müge Hanım pavyonlarda? Kendi kazanmadığı için evet, bilmiyor paranın değerini. Tabii. Hayır niye göndermediler orta? Gönderdiler de seni orada tutmadılar mı? Valla bilmiyorum Müge Hanım gitmedik. Bir hatırla. Gitmedik canım. Hayır Müge sen Hanım, şimdi bir gitmişsindir gene yazdırmışlardır seni. Sonra niye gitmedi sen bilirsin abla olarak. Yok Müge Hanım gitmedi değil. Babam da göndermedi. Heh. Bu zaten küçücükten pavyonlarda anlayacaksın seni. 5 yaşında 10 yaşında değil herhalde. 5 yaşında değil ilkokuldan sonra. İlkokul bitirmeni 10-12 Nasıl? 12 yaşında hangi pavyona gidiyor? Evet. Ben onun evde kaldığını yani hatırlamıyorum hiç... Müge Hanım. Bu köyde durmuyorduk. Hiç hatırlamıyoruz ben. Mesela en küçükleri benim. Bu evde olduğunu ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Babanın parasıyla gezdi öyle. Yalan desin ha. Güzel hayat sürmüşsünüz o zaman. 4-5 sene Almanya'da çalıştım Müge Hanım. Babam bakmadılar diyor. Sen ne güzel övünüyorsun işte. Utanmasın. Onu sen bize düşürme. Damatlara düşürme. Bunları övün. Öyle övüneceksin. Babamın malını yedirdi bademesini biliyorum. Haksız mıyım Müge Hanım? Ben onu niye diyorum? Senin kelimeme göre diyor. He kelimeme. Onu ağzına almazsın bile. Almazsın. Erkeksen eğer kardeşsen, evlatsan almazsın ağzına. Ergün Bey. Peki madem baban sana balyaları verirken sen niye ondan sonra annenin 9 çeyrek altını aldılar diye onlara hırsız diyorsun? Evet. Sen de seneler içinde babandan balya yemişsin. Bak aldığına yediğine bana onu kimse diyemez bak. Ben para. Benim kızdım ne biliyorum böyle iftira attılar ya. Ben diyorum ama niye diyorum iftira attıkları için diyorum bana. Ben tabii babamdan balya para aldım demedin mi şimdi sağ olun? Onu alıyorum Müge Hanım ben işçiler mi diyorum? Onu... Tamam sana bir balya verirken onlara da veriyor muydu birer balya? Hayır Müge Hanım. Onlara vermedim Müge Hanım o zaman. Onlara vermedim mi? Onlara da veriyor muydu birer balya? Hep sanıyordu ihtiyacı olan. İhtiyacı olan diye sana bir balya verirken onlarla da bölüş mü diyordu? Yok Müge Hanım onu demez. Tamam sen o zaman evdeki 9 çeyrek altını benden önce geldiler onlar aldılar diye niye onlara laf söylüyorsun? Kızlar niye yesin ki? Kızlar niye yesin? Onlar söylenince bir şey olmadı ben söylenince mi oluyor? Ya onlara bir şey söylemeden sen söylüyorsun ya ben babamdan aldım diye beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Ya Müge Hanım ben onu zaten diyorum ben hiçbir zaman şey etmiyorum ki. Konuştukça batıyor ya. Ya batıyor ne ben babama ben diyorum ki beni bu zamana kadar o adam el üstünde büyüttü. Ya bir düzgün kelimem olsun ya. Neresinde bir laf oldu? Ben seni el üzerinde büyütmek için bu paraları verdiklerine inanmıyorum. Sen onları rahatsız etme, dövme, sövme, huzurlarını kaçırma diye sana... Hiç istemeden o baban ya da annen o paraları veriyor. Hiç kimse ama öyle kendi biriktirdiği parayı oğluna gitsin de kumarda pavyonda yesin diye vermez. Bak bu kadar açık söylüyorum. 100 milyonluk bir ülkeyiz, kocaman bir ülkeyiz biz.
Tamam, 60 milyon seçmenimiz olan. Tamam güzel. Bir kişi de çıksın, hayır Müge desin. Evet. Peki, hiç ben kimse. Şimdi 50 yaşındayım. Bağırma. Ya bir saniye şimdi 50 yaşındayım. Hiç kimse, alın şunun sesini. Hiç kimse, belirli bir yaşın üzerindeki hiç kimse çocuğuna biriktirdiği parayı git pavyonda ye diye vermez. Aksini iddia eden varsa hodri meydan bağlansın. Kimse vermez. Ha, ama içip kapısına dayanırsan, içip üzerine saldırırsan, anneni tokatlarsan, babanı tokatlarsan ne yapsınlar? Anlattı ya Nurgül. Anlattı. Evet, çok güzel valla. Benim annem ağlıyor o zaman. Niye o zaman Ayşe'ye korkuyorum oğlumdan diyor. Yok Müge Hanım. Niye Ayşe'ye oğlumdan korkuyorum diyor. Herkese söylüyor. Bütün köy biliyor. İşte bu yaptıklarından dolayı da nitekim rahmetli kadıncağız ölmeden evvel komşusuna korkuyorum diyor. Beni öldürecekler. Korkuyorum. Herkes anlatıyor Müge Hanım artık korkmuş kadı. Yani kadın ölmeden, Allah rahmet eylesin, öldürülmeden senin tarafından öldürülme ihtimalini içine yerleştirmiş. Bu korkuyla yaşamış. Bu korkuyla. Ben hala... Ne diyeyim sen şimdi? Aha burada yüzüne diyorum. Evet. Hani ben öyle bir şey de duymadım. Ne anamdan ne aha burada geldi. Anam sana mı diyecekti? Bir döndü dedi. Ben şeyi tanıyorum. Ben merak ediyorum artık. Ben senden korkuyorum diye anam sana mı diyecekti? Ya telefonla bağlamam aynı şeyi söylüyorum. Komşu olarak ifade veren, reportaj yapan aynı şeyi söylüyor. Yani sen hala diyorsun ki duymadım. Senin duyman için yani 7 kişiyi daha mı getirelim buraya? Hatta biz satırdık. Para verdi bunlar hep bana valla. Ama yol parası gereken bakkaldan aldım onu da diyeyim. Abi sana ben bir şey demeyeyim. Mustafa abi verdi Allah razı olsun. Bu vereceğim Mustafa abi. İşim var İstanbul'a. İstanbul'a gidiyorum. Ne kadar para aldın? 500 lira para aldı başta olarak. Ben Kadriye gönderin adamın içine dert olmuş. Sonra da çocuğum da evet Mustafa şey bakkal. Yani. Tamam Mustafa ben Mustafa'ya göndereceğim. Evet. Tamam. Yo, bir şey söyleyeceğim. Olsun şimdi sen buradasın diye. Sonra çocuğum da getirdi. Sen de bana bamya gönderirsin. Bak estağfurullah. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Nurgül anneme geldi tokat attı. Evet. Annem suratının üstüne düştü dediğinde düştü yalan mı söyledi? Hayır, yalan söylüyor Müge. Hayır yalan. Hayır yalan değil ki kadının her tarafı şişti. Bamya bir dakika. Evet her tarafı şişti annemin. Hastaneye götürdüğünde evet. O düştüğü darp izleri bile çıktı çünkü şeylerde. Evet ben yalan söyledim söylüyor. Yani. Bu yalan söylüyor. Nereye götürdünüz ya? Ne bu yalan şeyini? Hastaneye götürdüğümde zaman... Nasıl inkar ediyorsun dövmedim diye ya geceleyin gelip. Tam bir ay boyunca götürdüm. Lan yalan var söyledim geceleyin gelip. Sen ne borcun var ya lan? Bu herkes tamam. Yalancı ben yalancıyım da. Ben de silah var. Ay geç kaldık söylemediniz bir daha. Ben yalanım dolanım arz kesilmesin. Ergün Bey kimse kimseye parasını bu şekilde vermez. Kadın bacanın içine 2000 lira saklıyor. Niye sana para versinler git orada burada ye diye yapma. Yapma sen de doğruları söyle. Ya o gün gidip o çeyrek altınları sen mi istedin? Asiye mi istedi? Yoksa senin borçlu olduğun birileri mi istedi? Yoksa bak burada çocuk bekliyor sırasını. Sorun ya da Necati'nin artık babasının borçlarını ödemekten bıkan. Onlar da kestiler Müge Hanım. Onlar hiç boşuna inkar etmesinden annesinin önüne geçti. Ama o bir gerçek. Ama bunu söyleyecek olan da Ergün. Aynen o biliyor bir zaten. Saniye, bugün evet, biliyor, o içinde bugün zaten. Bir saniye. Bir dakika durur musunuz? Yine elleri kolları dolu gelen misafirlerim var. Avusturya'dan gelen. Bir dakika durur musunuz? Belki bu insanlar da bunu alacaklar. Bir Instagram'larına koyacaklar vesaire. Arkadan sürekli dıt 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 dıt. Baştan başlıyorum. Bugün elleri kolları dolu gelen misafirlerimiz var. Yine Avusturya'dan gelen Nurten ve Ayhan Beştepe çifti. Görebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. İki tane tekerlekli sandalye getirdiler. Almanya'dan gelen Berna Düşünceli. Görebilir miyim Berna Hanım'ı? Hoş geldiniz Berna Hanım. O da iki tane tekerlekli sandalye. Bu arada Aydın Kuşadası'ndan Derya Ersoy, kayınvalidesi Gönül Ersoy adına üç tane tekerlekli sandalye getirdik. Hoş geldiniz. Allah hayrınızı kabul etsin hepinizi. Allah... Şimdi verene inşallah daha çok versin. İçinden geçireni ah Mügeciğim benim de bir imkanım olsaydı ben de sana gönderirdim diyen çok kişi olduğunu biliyorum. Allah size de böyle gani gani imkanlar nasip etsin. Siz de bu sevgi zincirine katılın inşallah. Dün bahsetmiştim Ahmet Bey'in de 10 tane akülü sandalyesi gelmiş. Derya kayınvaliden hayatta mı? Evet. He? O zaman ona bir selam gönder. Bir duyamadık. He? Kayınvalideme selam gönderiyorum. Gönül Ersoy Kuşadası'nda yaşıyor. Kendisi 86 yaşında. Oh maşallah. Size çok selamları var. Aleyküm selam. Ben de ellerinden öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha bağırmasak hepimizin sesli ve kulakları daha iyi olacak. Ergün Bey,
Bakın ben size yine tekrarlıyorum. Nurgül ve Satı zaten ailemle ilgilenmezdi. Onlar Ankara'daydı evet. falan diyorsunuz ya. Ailenizle, hı. annenizle en fazla ilgilenen kişi olarak. Annenize evde biriktirdiği küçük altınları satın alan evlat olarak. Ne ihtiyacı varsa alıp götüren, muhtarı bile gördüğünüzde yoğurt göndermek isteyen bir evlat olarak. Lütfen 4 yıl öncesine geri dönün. Annenizi altınları için kim geldi öldürdü onu bir düşünün karar verin. Bağırışmadan siz sağ biz selamet. Gel bilsem niye söylemeyeyim şimdi? Bir düşün bence. Parayı yiyorsun. İşte soru işaretleri bence evet, orada. Aynen. Neden söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Bence neden aynen. konuşamıyorsun? Yani, soru işaretleri heh. Orada. Önce seni kim aradı Ögün? Ya hocam. Bence bir hocam, düşün. Bir saniye. Herkesi tehdit ediyorum. Bak o ne diyormuşum öldürttürüyormuşum. Onu öldürttürüyormuşum, ya. Onu kestiriyormuşum. Bak, ben şimdi o zaman neden çekineyim de konuşmayayım? Bak şimdi, işte neden çekin? Çünkü bak Sadık Bey ne diyor? Eşine diyordu ki krediyi çekmezse tamam. seni öldürürüm. Tuğba ne aynen. diyor? Diyor ki böyle yapmazsan ya seni öldürürüm. Mükemmel. Evet, yani tehditlerle Tuğba yalan. Tuğba yalan. Tuğba'nın Allah bilir. Hayata tehditlerle geçen bir insan. Bir de bilmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.